Merhabalar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yine düzenlediği webinar etkinliklerinden birisiyle birlikteyiz. Bugün pandemi süreci ve mücadelede gelinen aşamayı Profesör Doktor Vedat Bulut'la birlikte değerlendireceğiz. Epeyce bir süreç yaşandı ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları var. Bu süreçte nasıl bir yol alındı? Kafamızda oluşan soru işaretleri var muhtemelen. Bunları Vedat Bey bize anlattıktan sonra karşılıklı sohbet etme şansımız da olacak. Ben hemen sözü Profesör Doktor Vedat Bulut'a veriyorum. Ankara Tabip Odası Başkanı. Buyurun Vedat Bey. Teşekkür ederim, saygılar. Zannederim sesim geliyor, yeterlidir. Şimdi bugün size bu COVID-19'da bugüne kadar ne oldu ve mücadelede hangi aşamadayız, gelecekte neler bekliyoruz, bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapacağım. Akademik bilgilendirmeler olacak, sosyal bilgilendirmeler olacak. Meslek örgütü gözüyle bunu değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle sunu planımdan bahsedeyim. Dünyada COVID-19 pandemisini bir ele alacağız. Türkiye'de duruma bakacağız. Sonra zaman tünelinde dünya ve Türkiye örneklerini göstereceğim. Gün gün neler oldu. Sonra yine bir önceki söyleşimde bahsettiğim tıbbın eski iki temel öğretisinden, klinisyen ve koğan okullardan bahsedeceğim. Çünkü bu çok önemli. Neyi nerede hata yaptığımızı bunu izleyince anlayacaksınız. Hükümetin durumunu, vatandaşların durumunu aktardıktan sonra Türkiye başarılı mıdır? Bunu irdeleyeceğiz ve kaderimizi belirleyecek ne bekliyoruz? İleride bu nasıl olacak diye bunları birlikte tartışacağız. Şimdi öncelikle bir dünya ölçeğinde bakalım. Bu klasik hepinizin güncel olarak izlediği bir Gissan Data dediğimiz veri kaynağından elde edilen ki bu da CDC ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinden toplanan rakamlar aktarılıyor. Her akşam bizden gelen rakamlar da buraya ekleniyor. Şu anda bu gördüğünüz rakam 220 bini geçmiş durumda. Bu da 2200 bin, 3 milyon 200 bini geçmiş durumda son verilerle. Onu buraya koymadım. Bu dünkü verilerdir. Şimdi Çin'de doğmuş olan bu hastalık daha sonra ilk import vakasını Tayvan'da gösterdi. Birkaç vakayla ve sonra da hızla yayıldı. İlk konfirme edilen vaka 31 Aralık tarihindeydi. Bunu biraz sonra zaman tünelinde ayrıca göreceksiniz. Sonra Çin'de vakalar azalırken şu örnekte de aktif case'leri görüyorsunuz. Şu andaki mevcut aktif hastalar artık Çin'de bu hastalık yokken Avrupa ve Amerika'da yoğunlaştığını, bizde yoğunlaştığını görüyorsunuz. Orta Doğu coğrafyasında, Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve kısmen de Latin Amerika'da bir takım rakamlar var. Bu rakamların analizini birlikte yapacağız. Ne oldu işte? Örneğin İspanya ile Portekiz komşu. Portekiz'de başarılı bir sonuç alındı ama İspanya birinci sırada şu anda. En kötü yönetiminde bu pandeminin ve birinci sırada İspanya'da başarısızken hemen komşu ülkede Portekiz'de niçin başarılı? Bunun analizini yapan bilim insanları bunu bir makaleye de çevirdiler. Hepimiz de okuduk. Portekiz'de kurallara daha çok uyulmuş. Yani hükümetin aldığı sosyal izolasyon kuralları, sosyal mesafe, maske kullanma, işte okulların düzenlenmesi, toplu taşımaların planlanması gibi yerlerde alınan seyrekleştirme, nüfusu seyrekleştirme politikaları Portekiz'de başarılı. İtalya'da, İspanya'da ne oldu? İtalya bir hata yaptı. Çin'den gelen işçileri karantinaya almaksızın 50 bine yakın işçi ülkesine aldı. Ki Çin yılbaşısının dönüşüydü, 15 Ocak gibiydi onların yılbaşısı. Ve bu bayramdan dönen Çinliler oradaki yaklaşık 150-200 tane Çinli firmaya geri döndüler ve çalıştılar. Ve fast food zinciri de dahil olmak üzere İtalya'ya yaydılar. Bir de İtalya ve İspanya bütün bu kötü olaylara rağmen pandeminin böyle sürükleyici gelişiyle birlikte önlemlerini almadılar. Ve kiliseleri halen pazarları doldurdular. Bu neye benzer? Bizde umrecilerin gelip hemen bir gün sonrasında cuma namazına toplu gitmelerine benziyor. Ki sonradan toplu ibadeti Diyanet İşleri kaldırdı. Türkiye'de bir takım önlemler aldı. Umreciler birinci hatasıydı hükümetin. Buna da değineceğim. İtalya, İspanya ile bu yönden benzeşiyoruz. Türkiye'de başarı İspanya ve İtalya'ya göre daha iyidir. Ama bir Güney Kore
ve Almanya örneğine göre daha başarısızdır. Bunu buradan söylemek gerekiyor. Bir kere ölüm oranlarıyla gerek Güney Kore'de gerek Almanya'da %1'in altındayken örneğin İtalya'da %10'a kadar çıktı. Yine Çin'de %6-8 aralığında seyretti. Eyaletten eyalete değişmek şartıyla bir takım bizden daha kötü örneklerini verdiler ölümlerde. Ama bir Amerika kadar, İngiltere kadar, İtalya ve İspanya kadar kötü bir örnek sergilemedik. Bunu buradan söyleyelim. Bir Güney Kore ile Almanya kadar da başarılı olamadık. Şimdi kümülatif sıralamaya bir baktığımızda Türkiye'yi 7. sırada görüyorduk dün. 114.653 rakamıyla. Bugünkü revize rakamları da vereceğim. Biraz önce onu da slaytımı işledim. Amerika Birleşik Devletleri bakın 1. sırada olayın başladığı için 10. sıraya kadar gerilemiş vaka sayısı itibariyle. Gerçi Çin'deki verilerin çok şeffaf paylaşılmadığı söyleniyor. Bu olabilir, doğru olabilir. Ancak gördüğünüz gibi şu anda Amerika Birleşik Devletleri 1. sırada, İspanya 2. sırada. Ancak böyle değerlendirmenin bir hatası var. Yani risk altındaki ülkelerin nüfus oranlarına bunu bölmeden bu şekilde değerlendirmek tam bir sonuç vermez. Yani hasta sayısına doğrudan odaklanarak bir şey söyleyemeyiz. Halbuki hasta sayısına odaklanmadan hasta bölü nüfus oranına baktığımızda sıralama değişecektir. Örneğin bir Linchester ayında ya da bir İsviçre'de vaka sayısı bizden az da olsa nüfusun oranlarıyla sıralama değişir. Ben onu da merak ettim. Bu ilk 15 ülkeyi ele aldım. Nüfuslarına böldüm. Bakın bu durumda Türkiye 10. sıraya geriliyor. Mauritanya'yı, Kongo'yu, işte diğer küçük ülkeleri aldığınızda, Baltık Cumhuriyetlerini aldığınızda Türkiye çok daha gerilerde 30. 40. sıralarda yer alıyor. Şimdi burada ne oluyor? Bakın 1. sıraya İspanya yükselmiş. 1000'de 4,97 ile. Yani her 1000 kişiden 5'ini hasta etmiş bir ülke İspanya. Halbuki Türkiye'de bu oran 1,37. Kanada ile çok benzeşiyoruz. 1,36. Yine Hollanda 2,26'larda, İngiltere 2,4'te binlik oranlar bunlar bir her binde. Fransa binde 2,26 ile, İtalya 3,33 ile. Ama bakın burada Çin, Rusya, Brezilya gibi Latin Amerika ülkeleri veya Peru gibi ülkelerin halen daha binde birlik dilimin üzerine çıkmış bile değiller. Küba da çok başarılı bir örnek verdi. Son derece iyi önlemlerle bu rakamını binde 0,005'in altında tutabildi nüfusu oranlarıyla. O yüzden Türkiye'yi sıralamada nüfus oranıyla ele almak gerekir. Şimdi zaman tünelinde bir girip bakalım. Dünyada ne oldu? Türkiye'de neler oldu? Öncelikle her iki taraftaki temel olayları bir karşılıklı bir zaman tünelinde yerleştirelim. 31 Aralık'ta Çin'de ilk olgu deklare edildi. Ve Dünya Sağlık Örgütü 4 Ocak'ta bir rapor yayınladı. ENCOV-19'un genomu 12 Ocak'ta açıklandı. Bakın bu 12 günlük dönemde bir virüsün genetik yapısı izah edilebildi. Bunu biraz sonra bilimsel teknolojik gelişmelerden bahsederken söyleyeceğim kaderimizi ne belirleyecek. Örneğin aşı bulunmasıyla ilgili 1,5-2 yıllık prosedürlerin olacağını söyleyenler şu andaki teknolojideki hızı, informatikteki hızı bilmiyorlar. Böyle bir virüsün genomu bundan 20 yıl önce ancak 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda yapılırdı. Çünkü otomatik sekansın cihazları yoktu, otomatik dizgileme cihazları yoktu, otomasyonlu sistemler yoktu, bilgisayar software'ler, yazılımlar bu konuda iyi değildi. Ama bugün bir virüsün genomunu 12 gün gibi kısa bir sürede Çin'de tanımlayabildiler ve dünyaya verdiler. Bu niçin önemli? Çünkü bu genomu bileceksiniz ki buradan bir protein dizisinin hangi protein dizisinin bağışıklık sağlayacağına ait bilgi arasınız ve o bilgiyle de bir aşı üretebilirsiniz. Subunit aşılar olsun veya diğer ilaçları geliştirirken bu tip genom yapılarının filogenetik benzerlikleri ortaya çıkarmanız gerekiyor. Hangi antiviral ilaçların daha etkili olacağını ancak bu tip çalışmalardan sonra anlayabilirsiniz. Yine COVID-19 Çin'in dışına 13 Ocak'ta çıktı. Yani ilk kez bir ülkenin sınırlarını aştı.
ve Dünya Sağlık Örgütü stratejik hazırlık ve müdahale planını hazırladı 3 Şubat'ta. Bu olaydan yaklaşık 20 gün kadar sonra stratejik hazırlık ve müdahale planını yazdı ve neşretti. Hem kendi web sitesinden hem de ülkelere gönderdi, temsilciliklerine gönderdi. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart tarihinde pandemi ilanı yaptı ve küresel alarma geçti. Bu tarihinde bildiğim kadarıyla 3. alarm düzeyi. Daha önce 2 defa temel bir alarm, çünkü 2000 yılında global alert sistemini kurdu. 2000'den bu yana bu 3. alarmı diye hatırlıyorum. Dünya Sağlık Örgütü dayanışma klinik denemelerine başladı. Solidarity Clinical Trials dediğimiz çalışmalar 18 Mart'ta başladı. Bir fon oluşturdu. O fona çok sayıda bağışçı geldi. Büyük şirketler ve büyük yatırımcılar da bu fonu desteklediler. Dünya ekonomisinin çünkü son derece kötü etkileneceğini öngörerek bir fonlama yaptılar ve çalışmalar desteklenmeye başlandı. 185 ülkede 29 Nisan'a geldiğimizde 185 ülkede 3.132.363 olgu var COVID-19. 218.456 ölüm gerçekleşmiş durumda ve 938.037 rakamıyla da iyileşen vaka var. Bu 28-29 Nisan rakamlarıyla. Şimdi peki 29 Nisan'da ne var dünyada? Henüz spesifik bir tedavi, özgül bir tedavi yok. Bir aşı da yok henüz. Ve bugünün bir önemi de var bizim mesleğimiz açısından. Bugün Dünya İmmünoloji Günü. Dünya İmmünoloji Günü'nde henüz daha bu virüs için bir aşı ve spesifik bir tedavi geliştirilebilmiş değil. Ancak yoğun bakımda veya diğer ortamlarda işte üçlü kombine terapi dediğimiz terapilerle, düşük doz heparinizasyon gibi uygulamalarla bir takım spesifik olmayan tedavilerle hastalık geriletilmeye, vakaların bu güç dönemlerini 2-4 hafta kadar süren güç dönemleri atlatabilmesi bu ilaçlarla sağlanabilmekte sadece. Şimdi Türkiye'de bununla paralel giden bir zaman tünelinde 8 Mart'ta bu bizim Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı meşhur küresel tablo. Yani dünyada Çin'de şu kadar yoğun vaka varken koyu kırmızıyla gösterilen, işte tüm Rusya, Avustralya, Orta Doğu, NAFTA ülkeleri, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da vakalar varken Türkiye'yi böyle yeşil gösterip bakın biz başarılıyız, bizde hiç vaka yok dedikleri harita bu. Bu Sağlık Bakanlığı'nın bizzat sitesinde yayınlandı. Hani bunu yayınladıktan sonra muhtemelen nazar değdi. Türkiye'de ilk olgu 11 Mart tarihinde bir import vaka olarak gelişti. Bu da işte herkesin bildiği İtalya'da bir kuyumculuk fuarına giden bir bireyin gelip babasına bulaştırması, sonra vakaların artmasıyla gelişen bir olaylar süreci. Daha önce var mıydı? Bunu kimse bilmiyor. Hatta Çin'de bu ilk tekrar eden 31 Aralık'taki olaydan daha önce acaba Ağustos'ta, Eylül'de tek tük vaka var mıydı? Bunu da kimse tam bilemiyor. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde 28 Nisan tarihi itibariyle, dün tarih itibariyle 114.653 olgu var ve kaybettiğimiz 2.992 vatandaşımız var. Yine 2000'e yakın bir rakamdaki vatandaşımız yoğun bakımda ve bugün vefat edenler sayısı 92, iyileşenlerin rakamı da 5.018. Buradan Sağlık Bakanlığı şöyle bir başarı öyküsü yaratıyor. Vaka sayısından iyileşen vaka sayısı fazla olduğuna göre biraz daha normalleşebiliriz Mayıs'ın ilk haftasında diyorlar. Çünkü vakalar geriye gitmeye başladı. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını göreceğiz. Şimdi Türkiye'ye artık gelelim, biraz ayrıntılayalım bu olayları. 31 Aralık'ta Çin'de ilk olgu belirtildiğinde geçen 22 gün içerisinde Sağlık Bakanlığı'nda hiçbir faaliyet yok. Yani COVID ile ilgili, koronavirüs ile ilgili herhangi bir çalışma ya da bir öngörü yapılmadı. Bakın dikkat edin, sağlık istatistikleri yılda 2018 yayınladılar 22 Ocak tarihinde ve bu online olarak kendileri tarafından da web sitelerinde paylaşıldı. Şeye dikkat edin, yıla dikkat edin, 2020 yılında 2018 istatistiğini yayınladılar. 2009 istatistiği şu anda 2020'nin 4 ayı
geride kalırken henüz ortada yoktur. Çünkü artık istatistikleri de yeterli ve yetkin bir şekilde veremiyorlar. Bilim kurulu kararı 23 Ocak'ta açıklandı. Çin uçuşlarına yasaklama geldi. Ben o yüzden 22 Ocak tarihine Türkiye'de koronavirüsle mücadele için bir milat olarak veriyorum. 23 Ocak'ta çünkü bilim kurulu kararlarıyla Çin uçuşlarına yasaklama geldi ve havaalanlarına termal kameralar yerleştirileceği ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması oldu. Maalesef 24 Ocak'ta bir Elazığ'da deprem oldu ve bir hafta kadar o depremle meşgul oldu. Hem Türkiye medyası hem zorunlu olarak tabii ki kurtarma ekipleri oraya gitti, çadırlar gitti. Orada da bir facia yaşandı ve akut çadırları düz zeminlere kuruldu. AFAD çadırları, Kızılay çadırları ve Elazığ depreminde de kötü bir hem yerel hem merkezi yönetimin kötü yönetimini biz bizzat o bölgeyi de gezerek gözlemledik. Şimdi 31 Ocak'a geldiğimizde bu Elazığ depreminden bir hafta sonra tekrar konuya bir geri dönüş yapıldı. Biz o tarihlerde ENCOV nedir? Yani yeni koronavirüs nedir? Ya yeni koronavirüsten korunmak için neler yapmalıyız diye Sağlık Bakanlığı'nın yine kendi web sitesinde bir takım önlemler belirlediler. İşte el hijyeni gibi konulara aktardılar. Çünkü henüz daha Türkiye'de tespit edilmiş vaka yoktu. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Dr. Pavel Ursu o tarihte Türkiye başarılıdır diye bir açıklama yaptı. Bunu Sağlık Bakanlığı kendi web sitesinde koydu. Ben Pavel Ursu'nun kendi konuşmasını bizzat videoda göremedim. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı da bir konuşmasında Sağlık Bakanlığı ile ilgili kendi web sitelerinde yayınladıkları bir konuşmayı videosunun orijinalini zorlukla bulabildikten sonra, çünkü bir türlü o videoyu yayınlamıyorlardı. O Sağlık Bakanı'nın aktardığı, Türkçe'ye çevirdiği konuşmanın Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın konuşmasında var olmadığını görmüştüm. Burada Pavel Ursu böyle bir şey söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum ama 1 Şubat'ta Türkiye'nin aldığı önlemlerle başarılı diyor. Yani nedir o önlemler? Türkiye Çin'den uçuşları yasaklamış, termal kameralar havalanlarına bırakmış ve bir de ENCOV nedir ve ENCOV'dan korunmak için bir takım önlemler, yani el hijyeni ile ilgili özellikle günde kaç defa yıkayın, işte 20 saniye yıkayın gibi önlemler zincirini başarılı bulduğunu söylemiş. 1 Şubat'ta Çin'den 42 yurttaşı ülkeye getirmişiz. Bunlar biliyorsunuz yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük uçaklarıyla nakledildiler ve özel koltuk, özel izolasyon, özel sterilizasyon çalışmalarıyla beraber Türkiye'ye getirilip vücut ısıları kontrol edilerek daha sonra bir süre gözlemlenerek evlerine gönderdiler ve bunu bir başarı olarak da yayınladılar TRT'de ve diğer televizyonlarda. 6 Şubat'ta bir başka konu araya girdi. Van'da bir çığ düştü. Yine son derece ilginç bir olayla çığ olan alanda 3 kişiyi ararken alana dozerleri ve bir takım makinaları soktular. Daha büyük bir çığın düşmesi gelişti ve 30'dan fazla yurttaşımızı kaybettik bu çığda. Bir sürede onunla meşgul oldu hem basınımız hem de Sağlık Bakanlığı ve tüm Türkiye. Sonra 8 Şubat'tan itibaren başlayacak şekilde işte koronavirüsün belirtileri nelerdir? Ki bu dokümanların pek çoğu da Çin'in göndermiş olduğu ve Dünya Sağlık Örgütü'ne takdim ettiği bir takım bilgilerden elde edilen şeylerdi. İşte öksürme, hapşırma durumunda ne olması lazım, önlemler nasıl olması lazım? Bunları aktaran bir takım Sağlık Bakanlığı yayınları oldu yine kendi web sitelerinde. Ve Fahrettin Koca 12 Şubat'ta şöyle bir demeç verdi. Covid-19 bilim kuruluna bütün paydaşlar dahil edilmiştir. Bütün paydaşlar dediği arasında Türk Tabipleri Birliği yoktur. Türk Eczacılar Birliği yoktur. Diş Hekimleri Birliği yoktur. Veteriner Hekimler Birliği yoktur. Yani meslek örgütlerini paydaş olarak görmüyor olacak ki özellikle Covid-19 bilim kuruluna yaklaşık 26 bilim insanını davet ettiler. Bu bilim insanlarının pek çoğu Ankara'dandı. Yaklaşık bir 8 arkadaşımız da
Ankara dışından katkılarını sundular. Ve 12-13 Şubat'ta yerli ve milli tanı kitini geliştirdiklerini deklar ettiler. USAŞ diye bir şirketi var Sağlık Bakanlığı'nın. Artık bütün bakanlıklarda böyle belediyelerdeki gibi şirketlerde kurulmuş olduğundan dolayı şöyle dedi bakan açıklamasında, yerli ve milli tanı kiti onlarca bilim insanımız, 14 bilim insanımızın katkısıyla geliştirildi. 2-4 saat içinde sonuç veriyor. Bunun pazarlamasını da Sağlık Bakanlığı şirketi USAŞ'la yapıp yurt dışına bu kitleri satacağız. Bu cümleye çok dikkat ediniz. Biraz sonra farklı bir şey göstereceğim size. Bunu hatırlamanızı istiyorum 12-13 Şubat'taki açıklamayı. Yerli ve milli kitimizin artık dünya pazarına satılacağı. Henüz daha Türkiye'de herhangi bir olgu yok. Sonra bakanımız yine 16 Şubat'ta bir açıklama daha yaptı. Türkiye'de başarılı önlemler alındığı için Türkiye'ye bu hastalığın gelmediğinden bahsetti. Şurada gördüğünüz 4 bakan yardımcısı arkadaşlarım. Muhammed Güven, Halil Eldemir, Şahip ve Emine Hanım. Bu fotoğrafın neşredilmesinden daha bir ay geçmeden 2 bakan yardımcısı hastaydı. Muhammed Bey ve Emine Hanım COVID kaptılar. Hatta kendisinin biliyorsunuz bir konuşmasında Türkiye'de ilk vaka görüldükten sonra yanına yaklaşıp evrak veren kişiye yaklaşma bana cümlesi televizyonda hepimizin izlediği bir olaydı. Türkiye'nin başarılı olduğunu söylediği dönemden bir ay sonra 2 bakan yardımcısı COVID. Şimdi Fahrettin Koca yine 21 Şubat'ta Türkiye'de hasta yok açıklamasını yaptı. Bunu özgüvenle söylediler. 23 Şubat'ta üçüncü bir krizimiz daha oldu, bir afetimiz daha oldu. Van depremi. İran'daydı bu deprem, merkez üssü. Ama Van'da da, özellikle Başkale'de vatandaşlarımızı kaybettiğimiz bir deprem olayı gelişti. Ve bu olaydan sonra İran sınırlarındaki geçişlere de yasak getirildi. Yani oradaki güvenlik önlemleri de arttırıldı. Ancak biz çok iyi biliyoruz ki gerek Irak, gerek Suriye ve İran sınırı delik deşiktir. Yani mülteci geçişleri çok yoğundur. Afgan mülteciler, Orta Doğulu mülteciler. Biz eli kulağındaydı, onu biliyorduk. Yani hatta o dönemde bir açıklama yaptık. Dedik ki bu vakalar yakında Türkiye'de görülmeye başlayacak. Çünkü havaalanlarını kontrol edebilirsiniz. Havaalanları önemli bir portal. Giriş için, yurt içine giriş için ama kara sınırlarını kontrol edebilme imkanı maalesef yok. Uzun süredir yok. Yine Fahrettin Koca 25 Şubat'ta şeffafız açıklaması yaptı. Özellikle bunu vurguladı. Yani çok şeffaf olduklarını. Çünkü bu verilerin paylaşılmadığı ile ilgili gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin soruları oldu. Gerek meslek örgütleri bu konuda önlemler ve sayıların nasıl belirlendiği, işte bu ateş kontrolünü yapıyorlar. Havalanlarında, kara sınırlarında hiç mi yok bu vaka? Örneğin mülteci kamplarında da mı yok diye pek çok soru soruldu. Oysa Fahrettin Koca ise şeffaf olduğunu söyleyerek henüz Türkiye'de vaka görülmediğini defalarca söyledi. 25 Şubat'ta da bunu tekrar etti, şeffafızı vurgulayarak. Sonra İran'dan 132 yurttaşımız getirildi. Ve biliyorsunuz bu Ankara Şehir Hastanesi açılmadan önce Zekai Tahir Burak Doğum Hastanesi kapatılmıştı. Orayı hızla bir karantina hastanesi haline getirdiler. Ve bu yurttaşlarımızı da orada 14 günlük bir karantinaya aldılar. Testleri negatif çıktıktan sonra gönderdiler. Sonra 3 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Önce Çin'e, sonra İran'a geçişler engellenmişti. İtalya, Irak ve Güney Kore'yi de eklediler bu listeye. 29 Şubat'ta 5 ülkeye artık giriş çıkış kontrol altında. Onlara gelmesi, insanların gelmesi o bölgeden yasaklandı. 2 Mart'ta Fahrettin Koca şu açıklamayı yapıyor. Çünkü Umre'den gelenler başlamışlar. 940 şüpheli olgu testleri var, yaptık negatif. Yani 940 olgu da negatif sonuç almışlar. Biz şimdi bugünden çok iyi biliyoruz ki testler %60 ile 70 doğrulukta çalışıyor. Yani bu bahsedilen PCR testleri %60 ile 70 doğrulukla sonuç veriyor. Yani %30 yanlış negatif sonuç alabilme ihtimali olan bir test.
Bu 940 vakanında 27 ya da 30 kadarı ya da 270-300 kadarına COVID taşıyıcısı olarak Türkiye'ye girmiş olma ihtimali var. Yine 2 Mart tarihinde Umre'den dönenlerin sağlık kontrollerini yapıyoruz. Bunları sağlık kontrolünden geçiriyoruz açıklamasını yaptı. Bu en büyük birinci hatalarıydı. Hükümetin birden fazla hatası var ama en temel hatalarından biri Umre'ye gidişe izin vermeleri. Ki bilim kurulunda bu tartışılmış. Sonradan biz öğrendik. Umre'ye bu sene göndermeyelim demişler bilim kurulu. Ancak bilim kurulu Sağlık Bakanı'nın anlattığı bu olay, Sağlık Bakanı da Cumhurbaşkanı'nın aktardığı bu olayı Diyanet İşleri ve diğer kurumlar İçişleri Bakanlığı gibi tam algılayamadıklarından ya da ya gidelim ne olur işte mukadderatçı anlayışla, kaderci anlayışla Umre'ye gidişlerini açınca ve bunlar geri dönünce asıl sorun orada başladı. Ve 3 Mart'ta Sağlık Bakanlığı 14 gün kuralını getirdi. Yani yurt dışından gelen kişiler, işte Avrupa ülkelerinden ve diğer ülkelerden gelen kişiler 14 gün sosyal izolasyon içerisinde olacaklar. Bu sosyal izolasyonların bir kısmını evde yaptılar. Bir kısmını Kredi Yurtlar Kurumu'nun boşaltılmış olan yurtlarında yaptılar. Bir kısmını hastanelerde yaptılar. 9 Mart'ta da işte bu biraz önce gördüğümüz meşhur haritayı yayınladılar. Yani Türkiye bu kadar ülkenin COVID'in gezdiği yerde ortada bir koruyucu kalkan varmış gibi virüse karşı. Bizde virüs yoktur şeklinde bir açıklama yaptılar. Ve Türkiye'de ilk olgu 11 Mart'ta geldi. İlk deklar edilen olgu. Daha önce bana göre vardı. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değildir. Yani klasik ey Merkel, ey Trump, ey virüs gibi bir açıklamaydı. Çok ilginç. Sonra Fahrettin Koca olgu sayısını 18, sabahleyin 18 verdiği rakamı aynı günün akşamı 47 verdi. Bu aynı gün içinde oldu. Bütün bu olaylar 11 Mart tarihi içinde oldu. Sabahleyin 18 açıkladı, akşam 47 olgu pozitif dedi. Test sonuçlarına göre konuşuyor çünkü bakan. Fahrettin Koca daha sonra umrecilere karantina uygulaması geldi. Çünkü asıl kitle yoğun bir geliş 11 Mart'tan sonra oldu. Ve okullar kapatıldı 16 Mart tarihinde. Ki buna fakülteler de dahil. Uzaktan eğitime geçtik. Hem lise hem orta öğretim hem üniversiteler bir uzaktan eğitim sürecine girdi. 17 Mart'ta bilim kurulu 3-4 hafta içinde 5000 olabilir tahmini yaptı. Bir bilim kurulu üyemiz medyada 4 hafta içinde yani 16 Mart tarihinden sonraki işte 15 Nisan'a kadar geçecek süre içerisinde rakamı 5000 olabileceğini söyledi. Biz Ankara Tabip Odası olarak 5000 iyimser bir tahmindir. Haziran ayına kadar 100.000 sürpriz olmaz dedik. Tabii henüz 10 Nisan hatası yapılmamıştı. 10 Nisan'da bir sokağa çıkma yasağı gece saat 10'da bilgi verildi vatandaşlarımıza. Saat 12'den itibaren, gece 12'den itibaren sokağa çıkma yasağı konulacak dendi. Ve evde tuttuğumuz o kadar kitle marketlerin önüne, fırınların önüne gitti. Bu temel büyük hataydı. Umre'den daha büyük bir hataydı. Bize göre milyonlarca insan döküldü. İçişleri Bakanlığı bu kusur örtmek için 250.000 rakamını verdi. Biz de şunu sorduk. Bunu mobeseyle mi saydınız yoksa uyduyla mı saydınız? Bizim gördüğümüz yani sosyal ortam içerisinde gördüğümüz milyonlarca insan dışarıya döküldü ve bulaş ihtimalini arttırdı. Ve bundan sonra gelecek rakamlar daha da artacak dedik. Bu Umre'den daha büyük bir hata. İnsanlar çünkü maskesiz çıkmışlardı. Sosyal izolasyon, sosyal mesafeyi korumamışlardı. Kavgalar oldu pek çok yerden. Ve bulaşın artacağı ile ilgili öngörülerimiz vardı. Ki 10 Nisan'dan sonra bu rakamın artık 200-300.000 olması da bizim için sürpriz değil demişti. Ki biz 100.000 rakamını Haziran ayına kadar öngördüğümüz dönemde 10 Nisan olayları yoktu. Şimdi daha bugün 115.000'i geçmiş durumdayız. Şimdi Türkiye'de ilk ölüm 18 Mart tarihinde gelişti. 18 Mart tarihinde bir yaşlı olgunun vefat ettiğini söyledi. Olgu sayısı 670'ti o tarihte. Ölümde 9 olarak deklar edildi. Sabahleyin 1 vefat, akşamleyin 9 ölüm var denildi. Her ölümde de şöyle açıklama geliyordu Sayın Sağlık Bakanı'ndan.
Vakalar yaşlı, kronik hastalıkları var. Özellikle bunu vurgulama ihtiyacı hissediyordu. Yani bizim bir kusurumuz yok, zaten hasta olmasalar dönmezlerdi gibi bir garip açıklama. Almanya'da da bu oranlar var. Almanya'da daha yaşlı nüfus var. Ama ölüm oranını 1/5 yakaladılar. 1/3 attı o dönemde. Yani 18 Mart tarihinde 1/3. Sonra sağlık çalışanlarına alkış kampanyası 20 Mart'ta. Sayın Cumhurbaşkanımız ve birinci lady'miz balkondan bir alkış yaptı ve 20-21 Mart'ta tekrarlanacak şekilde yurttaşlarımız bir alkış verdiler sağlık çalışanlarının bu gösterdikleri özverili çalışmaya. Teşekkür ediyoruz kendilerine şüphesiz. Sonra hasta olmayanların maske kullanımı gereksiz açıklaması Sağlık Bakanlığı'nda yapıldı. Bu da kendi web sitelerinde aynen vardır. Hasta olmayanlar kullanmasın, sadece hastalar bulaştırıcı olmasın diye ya da izolasyon içerisinde olanlar bu dönemde maskeyi kullansınlar. Bir de sağlık çalışanları kullansın işte konumlarına ve çalıştıkları yere göre. İşte yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkta hastayla temasları varsa daha gelişmiş maskeler kullanacaklar. Bu açıklamayı niye yaptı? Şunun için. Çünkü hastanelerde cerrahi maske bulunamaz hale geldi. Yani genel cerrahlar ameliyat yapamaz hale geldi birçok hastanede. Çünkü maske tükendi ve bu işin de alt satıcıları bir şekilde stokçuluk yaptılar veya çok talep geldi yurttaşlarımızdan. O da olabilir. Çünkü yeterli maske üretime hazırlığı yapılmamıştı. Halbuki 31 Aralık'ta Çin'de bu ilk olgu tespit edildiğinde işte o 15 Ocağı kadar, 22 Ocağı kadar oturup istatistik yılı 2018'i basacağınıza Türkiye'deki endüstri yapılanmasını maske üretimine doğru yönlendirebilirlerdi ve Türkiye'de maske sıkıntısı çekilmeyebilirdi. O yüzden hasta olmayanların maske kullanması gereksiz açıklamasını özellikle vurgulayarak paylaştılar web sitelerinde. Sonra aynı tarihte 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı bir genelge olarak yayınlandı. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı evlerine gönderdik ve dışarı çıkmayın dedik. Kimlikler soruldu. Bu yasağa delmek için bazı yurttaşlarımız hastanelerden randevu aldılar. Bu randevu kağıtlarını polise göstererek gezdiler. Randevularına gitmediler de. Bu da Türkiye'de görülen olaylardı. Sonra Fahrettin Koca 24 Mart'ta bir açıklama daha yaptı. Çin'den 1 milyon hızlı tanı testi kiti alacağız. Şimdi USAŞ'ın pazarlayacağı kitlere geri dönelim. Şubat'ın ortaları yurt dışına kit satan Türkiye, yurt dışından ilk parti 50 bin, son 300 bin ve 1 milyon tanı kitiyle de anlaşma yapıldı. Bunların bağlantısını yaptık dedi Sağlık Bakanı. Gelecek. Bu kitler ne oldu? Bir bilen var mı? Bakın arkadaşlar biz çok iyi biliyoruz ki bu gelen kitler yüksek doğruluk oranında çalışmadığı için iade edildi ve Türkiye'de kullanılamadı maalesef. Çünkü PCR'ın doğruluk oranı %60-70'lerdeyken ki o zamanlar henüz daha klinisyenler bu veriyi bize verememişlerdi. Yani biz o dönemde PCR testini altın standart olarak kabul ediyorduk. %95-99 gibi oranlarda doğru çalışan bir kit olarak biliriz. PCR öyledir. Çünkü doğrudan genetik bir tetkiktir. 3-5 virüsü dahi yakalasanız boğazdan aldığınız sürüntü örneğinde eğer kişide virüs varsa bu kesinlikle pozitif çıkar. Niye negatif çıktığının sonuçlarını sonra irdeleyeceğim ama artık Türkiye kit satmıyor, 1 milyon kitin bağlantısını alıyor. Bu hızlı tanı kitleri geldiğinde ise doğruluk oranları %40'ın altında olduğu için ve birçok PCR pozitif olanlarda bile hızlı tanı testi kitiyle tanı konulamadığı için, pozitif çıkmadığı için bu kitler kullanılamadı. Sonra Fahrettin Koca bir açıklama daha yaptı. Testler ücretsizdir. Çünkü vatandaşımız özel sektörde bir takım hastanelere gidince buna ücret ödedik yani söylemeye başladılar. Bizden ücret talep ediyor hastaneler dediler. Ve bu testlerin ücretsiz olduğunu, PCR cihazları olanlara da kiti kendilerine vereceğini söylediler. Bu tarihte Türkiye'de bir merkezde PCR kitleri çalıştırılıyordu. Türkiye'nin hangi yöresinde olursa olsun örnekler Ankara'ya geliyordu. Refik Saydam Hıfzı Enstitüsü yeni adıyla Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ve oradaki laboratuvarda çalışılıyordu. Biz çok iyi biliyoruz ki kuş gribi ve domuz gribi döneminde Türkiye'de iki merkez
çapraz çalışırdı. Bir İstanbul'da, İstanbul Tıp Fakültesi laboratuvarı. O zamanlar orada çok kıymetli bir hocamız vardı. Bu mesleğin duayenlerinden Profesör Doktor Selim Badur ve Ankara'da Hıfzı Sığa. Bu testler karşılıklı konfirm edilirdi. Bir de ayrıca yurt dışında konfirmasyona giderdi. Ve o yüzden de Türkiye'deki bu iki laboratuvar aktiviteydi ve pandemi konfirmasyon laboratuvarı olarak çalışıyordu. Covid döneminde bu tarihte, yani bahsettiğimiz PCR testleri ücretsiz olacak dendiği tarihte Sayın Sağlık Bakanı tarafından, Türkiye'deki Hıfzı Sığa Laboratuvarı, yani Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Laboratuvarı bile dünyada konfirmasyon laboratuvarı olarak gösterilmemişti. 16 kadar laboratuvar vardı orada. Bunun arasında böyle Afrika'da adı sana duymadık bir ülke dahi var, Senegal sanırım. Ama Türkiye yoktu. Bunların nedenlerini ayrıca irdelemek lazım. Sonra 27 Mart'ta işte bakın bir önce söylemiştim daha Şubat'ın sonunda 4-6 yani 15 Nisan'a kadar vaka sayısı 5000 olabilir demişti bilim kurulu. Daha 27 Mart'ta biz bu 5000 rakamını çoktan geçmiştik. 5698 rakamı deklare edildi Sağlık Bakanlığı tarafından. Ve Sağlık Bakanlığı kimler maske kullanmalıyı açıklamaya başladı bu sefer. Yani hasta olmayanlar maske kullanmasından ayrıntılı açıklamalarla kimler maske kullanmalıyı biraz daha genişleterek açıklamaya başladı. Ve 31 Mart'ta işte klasik biz bize yeteriz Türkiye. İBAN numaraları verildi değişik bankalarda. Yurttaşlardan para istendi. Almanya yurttaşlarına para dağıtırken böyle bir dönemde evlerinde izole ettiği insanlara, iş yerlerini kapattıkları işte insanlara sosyal yardım yaparken İsveç gibi, Norveç gibi ülkeler bütçe fazlasını vatandaşlara dağıtırken bizde cari açık olduğu için, bütçede para kalmadığı için, Merkez Bankası'nın kefen parasını bile tüketmiş olduğumuz için, bütün paralar, kaynaklar çarçur edildiği, israf edildiği için, ejder meyvesi içtiğimiz için biz bize yeteriz Türkiye'de vatandaşımızdan kampanya yaparak para istedik. Ve 2 Nisan'da yurt dışından 59 milyon kadar sağlık güvenlik ekipmanı getirildi. Yani maskedir, siperliktir, tulumdur, eldivendir. Bir takım malzemeler getirildi ki bunların da yine Sağlık Bakanlığı'nın kendi web sitesinden Türkiye sağlık altyapısına daha güçlü olacak. Yani yurt dışından ithalat yaparak daha güçlü olacağız dediler. Aynı tarihlerde birçok hastanede maske bulunamadığı için, maske temin edemedikleri için piyasadan terzihanelerinde kumaştan maske yaptırdılar. Bu hastaneleri de biliyoruz, başhekimlerini de tanıyoruz. Doğru yaptılar. Çünkü kendi koşulları içerisinde bir çözüm üretmek zorundaydılar. Türkiye ise yurt dışından getirdikleri bu malzemeyle, ki bu malzeme de 2 hafta ancak yetebilecek malzemedir. Bir cuma günüydü, çok iyi hatırlıyorum. Cuma günü malzemeler Türkiye'ye kargo ile indi. Ve bu kargoların Muş'a örneğin gitmesi, Muş'a Bingöl'e gitmesi çarşamba günüydü, 5 gün sonra. Ancak lojistiği 5 günde temin edebildiler. Ve o malzemeler de zaten 2 haftada bitti. Yani bu malzemeler biyolojik atık. Kullandığınız zaman birçoğu disposable. Tulumları ve bir takım malzemeleri sterilize ederek tekrar kullanabiliyorsunuz ama birçok malzeme maske gibi belli süresi var. Cerrahi maskeyi bir kullanımlık örneğin. N95, 3-4 gün kullanabiliyorsunuz, 5 gün kullanabiliyorsunuz gibi. Bu maskeleri de dağıttık. Tabii 2 hafta içinde bu da bitti. Bu ithalatla elde edilen bir şeydi. Sağlık altyapısının daha güçlü nasıl olacağını ben bilmiyorum. Sonra 3 Nisan'da 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı koyduk. Çünkü bir şeyi fark ettiler. Asemptomatik hastalar var. Yani birçok genç hasta koronavirüsü kapmalarına ve taşıyıcısı olmalarına rağmen, evlerindeki yaşlı bireylere götürüp bulaştırmalarına rağmen kendileri hastalık belirtisi hissetmiyorlar ve ayakta atlatıyorlar. O yüzden 20 yaş altını da artık evde tutalım dediler. Bir genelge yayınlandı. Ancak şöyle bir şey söylendi. 20 yaşın altındaysanız, sanayide çalışıyorsanız dışarı çıkabilirsiniz. Yani işçiyseniz 20 yaşın altında olmanız önemli değil. Ama işçi değilseniz rahatlıkla evde kalın. 3 Nisan'da vaka sayısı artık 20 bini geçmişti.
Ve ölüm sayısı da 425 gibiydi. Ve sonra 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağı, işte o büyük hata yapıldı. Saat gece 10'da duyurmakta. Halbuki ya Perşembe günü ya da Cuma gününün sabahı bunu duyurmuş olsalardı, insanlarımız panik haline gelmeden giderek alışverişlerini yapabilirlerdi. 13 Nisan'da 20-65 yaş arasına maske dağıtımı yapılmadan, işte maske dağıtacağız söyleme başlandı. Bu maske dağıtımı da ayrı bir tabii sorun. Önce E-Devlet'ten yapacağız, sonra PTT ile yapacağız, sonra evinize getireceğiz, sonra eczanelerden alına dönüştü. Ki eczanelerde maske almak için insanların kuyruğa girdiğini görüyorsunuz. Verilen maskelerin de kalitesi ortada. Hatta vatandaşlarımız, eczanelerde dağıtılan bu maskeler hükümetin şeffaflığından daha şeffaf dediler. Evet, 29 Nisan, nitekim bugün konfirme edilen vakalar buydu arkadaşlar. Dikkat edelim, vaka sayısı artık 117.589, vefat sayısı 3.000'i geçti. Bugünkü vefat sayısı 89, iyileşen hastalar yaklaşık bugünkü olgu sayısının 2 katı kadar. Bu nedenle de artık daha fazla iyileşiyoruz, daha az insan hasta oluyor, bir başarı olarak sunuyorlar. Bu rakamları inandırıcı ve güvenilir bulmuyoruz. Nedeni şu, bahsettiğim gibi %60 doğrulukta çalışılan bir PCR testinde, ki bunun iki tane temel nedeni var. Birincisi, örnek alım sırasında. Örnek alımında sağlık çalışanı kendi güvenliğini de korumak zorunda, ki güvenlik malzemeleri ilk zamanlarda bu kadar, kabinler yoktu, tulumlar giyinmiyordu. Swab alınırken sadece bir N95 maskesiyle sağlık çalışanları numune aldılar boğazdan. Bu numuneler yeterli iyi alınmadığından dolayı, birinci hata buydu. İkinci hata ise çok daha acı olanı, daha sonradan ortaya çıkan, laboratuvarlardaki arkadaşlarla konuştuğumuzda, bu ürettiğimiz, övündüğümüz yerli ve milli kitin içerisindeki primerlerin, PCR bir primer sistem üstünden çalışır. İşte meşhur RNA'yı alıyorsunuz, o RNA'yı amplifi edeceksiniz, çoğaltarak jelde yürüteceksiniz, göreceksiniz. Şimdi onun bir primeri var, bir pirimidin zinciri. O pirimidin zincirinin bu virüse çok spesifik olmadığı ve bu nedenle de bazen çoğunlukla yanlış negatif, bazen de yanlış pozitif sonuç üretebildiğini söylediler. Halbuki bu primerleri biz vereceğiz demeseydi, Sağlık Bakanlığı'nın söylemini hatırlayalım, tekrar geri dönelim. Şu anda 114 merkezde yapılıyor. Bu rakam sonra 20 merkeze çıkartıldı, 60 merkeze çıkartıldı, 72 oldu. En son bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı 114 merkezde testler yapılabiliyor diyor. PCR cihazı var çünkü orada, bir cihazla çalışıyor sistem. Ama ayracı kendi yolluyor. Yani illa bu ayraçla çalışacaksınız. Şimdi biz çok iyi biliyoruz ki HIV'den hepatit C'ye kadar, hepatit B'ye kadar pek çok primer üniversitelerimizde üretilirken ve kullanılırken, hatta bununla ilgili bir serbestliği de varken, yani piyasadan sağlanabilmesi ihtimali varken, niçin illa bu ayracın kullanılması gerektiğini izah edemezler. Çünkü eğer öyle bir serbestliği olsaydı, daha yüksek doğrulukta çalışılan primerlerle daha yüksek pozitifler yakalanabilirdi. Rakam örtmenin bir yöntemi bu. Kritik yöntemi bu. Siz doğru çalışan testi vermezseniz rakamlar devamlı düşük gözükür. Ve yine infeksiyon hastalıkları klinikleri hocalarımız şunu belirttiler. Her bir vaka başına iki vakayı biz sadece klinik tanıyla, yani radyolojik görüntüsüyle, bulgularıyla, yani bakıyoruz bu COVID-19, başka bir şey olamaz. Göğüs ağrısı var, şiddetli hırıltılı solunum var ve ateş yüksek, buzlu cam görüntüsü var radyolojide ama testi negatif. Biz bunu COVID-19 olarak tedavi ediyoruz, başarılı da oldu. Bu rakam iki kat. Yani verilen, Sağlık Bakanlığı tarafından test sonuçları pozitif olarak verilen vaka sayısının iki katı kadar vaka sadece klinik tanıyla, yani radyolojik görüntüleme ve diğer bulgularla, muayene bulgularıyla COVID tanısı alan kişi sayısı var. Eğer test doğrulukta çalışmış olsaydı, bu vakaların %95'ini pozitif sonuç olarak alıp Dünya Sağlık Örgütü'ne de pozitif olarak bildirebileceklerdi. Bunu engellemenin yöntemi de konuyu merkezileştirmek
ve sadece primeri biz göndeririz siz cihazınızda. İlla bu primerle testlerinizi yapacağınız demelerindendir. Vakaları örtmenin teknolojik yöntemini bulmuşlar. İllere göre baktığımızda en çok il, yani en çok vaka İstanbul'da. Kat be kat, hatta Türkiye'deki rakamın neredeyse üçte biri İstanbul. Bu nedenle İstanbul, İspanya ve İtalya'dan farklı değil. Olguların rastlanma sıklığı, olguların yoğun bakımda kalmaları, ki yoğun bakımlar doldu İstanbul'da şu anda. Ve ölüm oranlarıyla İspanya, İtalya ile örtüşen rakamlar İstanbul'da. Onun dışındaki, yani bu istatistikleri öbür ülkelerden daha iyi hale getirenler diğer şehirler. Hatta bazı şehirlerimiz çok daha güvenli. Örneğin Tunceli'de artık sıfır. Olgu tespit edilemiyor. Çünkü insanlar daha eğitimli ve daha sosyal izolasyona dikkat ediyorlar. Ve bir de seyrek yerleşim var. Yani böyle büyük şehirlere şey yapmamışlar, yığılmamışlar. İşte haritada biraz sonra göreceksiniz. Nerede çarpık kentleşme varsa, nerede nüfusu dar alana sıkıştırıyorsak orada rakamlar patlıyor. Ki İstanbul örneği, Türkiye 83 milyonluk nüfusu, ki 3-5 milyon kadar da kayıt içi, kayıt dışı mültecisiyle büyük bir sorun. Türkiye nüfusunun dörtte biri yaşıyor İstanbul'da. Yanlış planla. İzmir'den sonra Ankara geliyor. İşte Kocaeli gibi Zonguldak. Bakın şimdi Zonguldak'a da mesela katıyorlar bu şeyin içerisine, büyük şehirler artı Zonguldak diyorlar. Nedeni belli, oradaki termik santraller ve madenler. Çünkü zaten insanların silikozisi ve hastalıkları var. Bu çalışma ortamı hava kirliliğine bağlı. Daha ağır seyrettiği için. Ölüm oranları da yüksek çıkıyor o nedenle. Ve Valinin skandalıysa zaten biliyoruz. Sağlık çalışanlarını sorumlu tuttu. Niye hasta oluyorlar, bize yük oluyorlar gibi. Açıklamada halen de istifa etmediğini biliyoruz. Şimdi bu koyu renkli şehirler, rakamın işte 200-500'ü geçtiği şehirler, büyük şehirler, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Konya, Isparta, Adana var. Şimdi bu Isparta ve Rize'nin kaderi biraz örtüşüyor. Rize'de vakalar düşük gözüküyor çünkü orada o zaman PCR testi yoktu. İnsanlar genellikle de yayla havasındalar. Böyle gelmeden orada vefat eden kişiler, hiç COVID testi bile yapılmadan pnömoni işte tanısıyla defnedildiler. Bu iki şehrin sorunu şuydu, bir de Kayseri var. Umre'den dönenlerin karantinasız girebildiği üç şehir. Her nedense Türkiye'de bazı insanlar imtiyazlı. Yani bazı şehirler böyle Umre'den gelince hemen memleketlerine gönderildiler. Bir de VIP dediğimiz kişiler, işte milletvekillerimiz, aileleri, bunlar böyle VIP salonlarından hiç karantinaya uğramadan doğrudan meclise geldiler. Ve bu şehrin üç kaderi örtüştü. Bu üç şehirde yoğunlaştı. Şimdi hükümetin durumu nedir? Çok ilginç. Mevcut durumuyla hükümet ne yapıyor? Yani hükümet uygulaması nedir, politikası nedir diye sorduğumuzda, hafta sonları bile resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı koyarız. Diğer günler sokağa çıkma yasağı koyamıyoruz ama çıkmasanız iyi olur. Söylemin tam özeti bu. Evde kalın, hayatta kalın ama işe gitmek için dışarı çıkarsanız iyi olur. Çünkü ekmeğinizi, işinizi, aşınızı nasıl kazanacaksınız? Yani insanlar çalışmak zorundalar. Günlük, birikimsiz, tasarrufsuz olan insanlar var. Hükümetten de bir sosyal devlet prensibiyle bir para gelmeyeceğine göre insanlar çalışmak zorundalar. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var ama işçiyseniz işe gitseniz iyi olur. İşçiyseniz sahanınızın zaten bir kıymeti yok. Yani şu anda fabrikalarda tık havası işçilerimiz yakın koşullarda çalışıyorlar. Sosyal izolasyonu koruyabilme ihtimalleri yok. Servislerde tık havasa götürülüyorlar. Servislerin sayısının arttırıldığını biz görmedik. Yani önerdik. Bunu Ankara Tabip Odası olarak. İş yeri hekimlerinin algoritmasını alın dedik. Onlar bir algoritma yapıyorlar. Algoritmaya göre işçileri seyrek götürün, mola saat, yani farklılaştırın, aynı saatlerde molaya çıkartmayın. Çünkü günde iki defa mola saatleri var, saat 10'da, 15.30'da. Onları işte 9-11'e yayın. Mesai saatlerini 2 saat azaltın, araya vardiya aralarını açın ve temizlik süreleri koyun. Havalandırma süreleri koyun fabrikalara.
Bunlara uyulmadı. Çünkü işçinin sağlığı kimsenin umurunda değil. Sermayenin sermayesi herkesin umurunda. Ama işçinin sağlığı kimsenin umurunda değil. Hatta bir açıklama yapıldı önlemler paketiyle ilgili, ekonomik önlemler paketi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yönelik, iş adamlarına yönelik, sanayicilere yönelik teşviklerden bahsedildi. Vatandaşa teşvikten bahsedilmedi. Çünkü hükümet vatandaşın hükümeti değil, sermayenin hükümeti. Maske dağıtımında sıkıntılıyız. O kadar karar değiştirdiler ki PTT, E-Devlet, Eczane, maskeyi paranızla alamazsınız. Yani ben maske buldum ya, paramı alayım medikalciden, alamazsınız ama sokağa maskeyle çıksanız yok. Hükümetin uygulaması bu. Hepinizi hastaneye kabul edemiyoruz, aman gelmeyin. Ama hasta olmasanız ölmeseniz iyi olur. Ölürseniz yaşlılığınız kusur, kronik hastalıklarınız kusur. İşte yani hasta ve ölüm rakamlarında bize inanınız, her şeyi bilmeseniz iyi olur. Hükümetin politikası bundan öte değildir. Bizim hem meslektaşlarımızdan aldığımız veriler, hem sağlık çalışanlarıyla iletişim ağımız bize şunu gösteriyor ki, hükümetin özel bir kusuru var. Yani bu uzun süredir de var. Başarısızlık olduğunda rakamların üstünü örtmek, o başarısızlığın üstünü örtmeyi yeğliyorlar. Gelin şuna hep beraber el verelim, rakamlar böyle, yapacak bir şey yok. Bir hastalıktır, virüs geldi, bulaştı. Hep beraber bunu meslek örgütleriyle, kamunun bütün kaynaklarıyla çözelim demek yerine kötü verilerin üzerine örtmek, istatistiği örtmeyle devam ediyorlar. İşte o yüzden 2019 istatistiklerini paylaşamıyorlar henüz. 2019'a ait şiddet verilerini, sağlıkta şiddet verilerini de paylaşmak istememişlerdi. Biz Sağlık Bakanlığı'nı ziyarete gittiğimizde bunu söyledik. Dedik ki bu verileri bizle paylaşacaksınız. Kişisel verileri koruma kanunu var dediler. Biz TC kimliklerini istemiyoruz, kişilerin isimlerini istemiyoruz. İstatistik sonucu istiyoruz. Kaç sözel şiddet var, kaç sağlıkta fiziksel şiddet var, bunu bilmek istiyoruz. Buna göre de bir söylem geliştireceğiz. Veremeyiz dediler, bakanın emri dediler. O zaman bizim için iş kolaydı. Şunu açıklarız biz, o kadar kötü veriler var ki bunu paylaşamıyorlar. Çünkü o dönemde 2018 yılında, yani 2019'u veremiyorlar tabii. Günlük 30 şiddet olayı vardı. Bir şey fiziksel şiddet, 30 kadar sözel şiddet. Günlük ortalaması buydu. Demek ki o kadar kötü ki dedim, kat be kat arttı. Bunun üzerine bu belgeler bize kayıtsız olarak verildi. Yani aman bunu söylemeyin dediler. Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin durumu budur. Kötü veri olduğunda üstünü örtüyorlar. Tıpkı enflasyon rakamlarının sahteliği gibi. Rakamları sahte. Rakamları sahte olan bir hükümetin geleceğe yönelik planlama yapabilme ihtimali yoktur. Çünkü durum tespitini yapmak için sağlıklı veriye, sağlıklı analize ihtiyacınız var. Sağlıklı veri üstünden geleceği planlayabilirsiniz. Şu anda Türkiye'nin verileri sahte olduğu için geleceği de sağlıklı planlayabilecek bir durumda değil. Peki vatandaşımızın durumu ne? Umreciler 10 Nisan hatalarından sonra yeni bir hata olur mu endişesi var? Yani olur ya, birdenbire böyle Suriye'den bir 500 bin kişi gelir, Afganistan'dan 100 bin kişi gelir. Bir hata daha olur mu endişesi var? İki, okullar, sınavlar ne olacak? Velilerin, herkesin derdi bu. Şimdi tıp fakültelerinde bir uzaktan eğitime geçmiş durumdayız. Yani olacak iş değil. Ve sınavlar nasıl olacak? Şimdi sınavlarda öğrenciler arasında mesafe de koymanız lazım. Öyle bir sınıfı bir amfide, bir sınıfta sınav yapabilme ihtimaliniz yok. Çapraz soru hazırlasanız bile. Onların dağılımını en az 3'e 4'e katlamanız gereken ölçme değerlendirme ünitelerine ihtiyaç var. Bu büyük sorun. Haziran-Temmuz ayında hepimizin başında bu sorun bekliyor. İşsizlik arttı, koronanın öldürmediğini çaresizlik öldürüyor. Biraz sonra acı bir mektubu göstereceğim size. İntiharlar arttı. Yine çok acı. Bakın arkadaşlar, 50 kadar ölüm olduğu dönemde, yani koronadan yaklaşık işte Mart'ın sonu, Nisan'ın başı 50 kadar ölüm vardı. 31 Aralık'tan o Mart'ın 15'ine, işte Mart'ın 25'ine kadar olan süre içerisinde 65 kadın cinayeti vardı Türkiye'de. Ve bunların üzeri örtüldü yani. Çünkü insanlar başka bir yere odaklandığı için fark edemediler. Şiddet olaylarında 65 kadın hayatını kaybetmişti. Koronadan fazlaydı. 4, halkımız aşı bekliyor.
Yani bir aşı artık gelsin. Daha bundan 5 ay önce, 4 ay önce bir yazarımız aşı karşıtı, tıp biliminin karşıtı bir kitabını, kara kutusunu televizyon gezdirip yayınlamaya çalışıyordu. İşte para kazanacak çünkü kitap satacak. Komplo teorileriyle. Var böyle yazarlarımız, böyle insanlarımız var. Şimdi artık o kitap da konuşulmuyor. En büyük şanssızlıksa o yazarımızın oldu. Çünkü o kitaptan yüz binlerce satacaktı. Ama şimdi artık insanlar aşı bekliyor. Yani papalık ve Diyanet İşleri bile artık umudumuz bilimde, bir aşı bulun da bu işi kurtulalım diyorlar. Bu bir dönemin bir yararı bu. Yani bilime ve tıpa bir güven arttı. İyi ve kesin bir tedavi bekliyor. Çünkü şu andaki tedaviler spesifik tedaviler değil. İşte sıtmanın ilacı, efendim diğer virüslere karşı, RNA virüslerine karşı kullanılan genel ilaçlar. Onun dışında yoğun bakım, entübasyon koşullarına ait bir takım tedaviler. İşte solunum cihazı desteği gibi. Bunlar spesifik terapiler değil. Kronik hastalar temel bir sorun. Onkolojik, endokrin, romatolojik hastalarımız, diyabetli, kanser hastalarımız, kemoterapi seansları var, radyoterapi seansları var, romatolojik hastalarımız var. Bunlar sağlıklarıyla ilgilenemiyorlar. Endişeleri nedeniyle hastanelere gidemiyorlar. Şu anda Ankara'da COVID negatif tek bir hastane var. O da onkoloji hastanesi, etnik onkoloji hastanesi. Randevu alabilme imkanınız yok. Çünkü bunu öğrenen hastalar oraya yığılınca da randevuyu ancak uzun süreye yayabiliyorlar. Halbuki yine bizim bir önerimiz vardı meslek örgütü olarak çok önceden. Bunu Kanada yapıyor mesela, işte İskandinav ülkeleri yapıyor. Onlar daha akıllı yönetiyorlar bir şey. Hastanelerin en az yarısını COVID-free yaptılar. Yani COVID hastalığı o hastanelere gitmiyor. Böylece yurttaşlar o tip hastanelere giderek diğer sağlık sorunlarla. Bugün aldığımız habere göre akut apandisli bir çocuk apandisit ameliyatına gitmediği için, yani ya geçer herhalde, ben yanlış, çünkü bu hastalığın yarattığı psikolojiyle hastaneye gitmedikleri için vefat etti. 10 yaşındaki bir çocuğumuz apandisten vefat etti bugün arkadaşlar. Çünkü hastaneye gitmek endişesi vardı. Acil ameliyatlarda aksama var. Bu nedenle. Birçok ameliyatlar durdurulmuş durumda. Bir diğer endişe, evcil hayvanlar ve sokak hayvanları sorun yaşamakta. Sokak hayvanlar artık yiyecek bulamıyorlar. Hatta geçenlerde çocuklara saldırdılar mahalle arasından geçen. Çünkü sahipsizler. Eskiden onlara yemek artıklarını veren kafeteryalar, lokantalar açıktı. İnsanlar çıkıp ilgilenebiliyorlardı. Evdeki evcil hayvanlarını terk eden yurttaşlarımız var. Aman onlardan bize hastalık bulaşır. Biz tekrar tekrar hatırlattık bunu. Kamuoyuna spotlarla da paylaştık sosyal medyada. Kedi, köpeğe bu hastalık bulaşmaz, kuşunuza bulaşmaz, onlardan da size bulaşmaz. Bu SARS-CoV-2 hastalığı ancak kemirgenlerden insanlara, insanlardan insanlara geçiş formu zaten kazandı. Artık daha hayvana ihtiyaç yok. O aşama bitti. Bu nedenle kemeler tehlikeli. Yoksa evinizde bulundurduğunuz herhangi bir evcil hayvanınızı terk etmeyin. Çoğu tabii vatandaşımız bunu yapmadı ama birçok insan da bunu yaptı, biliyoruz. İşte şu klasik, şu andaki derdimiz bu beta korona virüs ailesi, beta. Yani diğerleriyle bir sorunumuz yok, o da kemirgenlerle alakalı. Bu da zaten öldürücü bir hastalık değil. Konjonktivit yapan, işte böyle hafif atlattığımız, özellikle hayvanlar arasında geçiş yapan bir virüs tipi. İnsanlarda geçiş yapan virüs formlarını zaten bir önceki konuşmamda ben vermiştim. 7 adet farklı insan koronavirüsü bulunuyor. Bizim şu andaki başımızdaki sorun SARS-CoV-2 denilen virüs ve COVID-19 diye bilinen hastalık. Türkiye'deki sorun. Peki nasıl, ne yapmalı? Bu soru, artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi tıbbın çok eski bilinen iki tane temel okulu vardır. Biri Koan okuludur ki tıp fakülteleri mezunları Hipokrat'ın yemini üzerine yemin ederler. Gerçi o yemin çağlar içerisinde yapı değiştirmiştir ve Dünya Tabipler Birliği tarafından her sene güncellenerek yeminler yapılır. Ancak temelde Hipokrat yemini olarak bilinir. Hipokrat Koan okulun kurucusuydu ve mensubuydu. Bir de Knidian okul vardır. Knidian okul kapitalist okuldur. Koan okul toplumcu okuldur.
koruyucu hekimliği önceler, toplum sağlığını önce. İnsanlar önce hasta olmasın ister. Onun için çevre şartlarını düzenler. Aşılar burada önemlidir. Örneğin sağlıklı çevre, beslenme, hasta bir insandır. Ücretsiz herkese eşit sağlık şeye vardır. Klinisyen okuz kapitalist tedavi edici hekimliktir. Ameliyatlar, palyatif bakım, ilaçlar, kazanç odaklı yaklaşımlar. Ne kadar çok insan hasta olursa o kadar çok müşterisi artar ki bunu meşhur yöneticilerimiz de zaten müşterisi bol olacak şehir hastanelerini yapıyoruz demişlerdi zaten. Çünkü müşteri olarak görüyorlar. Halbuki Kuan Okul'da hasta hastadır. Ama sağlıklı insan önemlidir. Önemli olan insanları sağlıklı tutmaktır. Paran kadar sağlık vardır Klinidyan'da. Ne kadar paran varsa Davos'a da gidersiniz. Yurt dışında John Hopkins'e de gidersiniz. Hangi hastaneye beğenirseniz gidip orada Türkiye'de de yüzlerce özel koşulları olan, hastaneler, şeyler olan, koğuşlar olan yerlerde tedavi olabilirsiniz. Ama orta ücret ya da ücretiniz yoksa, yani karşılayacak şeyiniz yoksa en azına gidersiniz. Türkiye'de Kaan Okulu'nun öğretisiyle yeminlerini yapan tıp doktorları maalesef Klinidyan sisteme teslim edilmiş durumdalar. Hükümet Klinidyan politikalarını takip ediyor. Çok özür dilerim. Evet. Şimdi evet, Kuan çevreye, şehir, kentleşme, beslenme, egzersiz gibi konulara bakar. Klinidyan okulsa kapitalisttir, mega projelerin okuludur. Şimdi dünyaya bir bakalım. Tek derdimiz korona mı? 1 Ocak'tan 25 Mart'a kadar. Dünyada ölüm sebepleri koronadan 21.297 iken açlıktan ölenlerin sayısı 2.332. Giardia lampiye parazitinden sıtmadan ölenlerin sayısı kat be kat fazla. Şu andaki ölüm sayısı bile halen daha sıtma sayısını geçmiş değil. Sıtma ölümlerini geçmiş değil. İnsanlar su bulamıyorlar. Ekosistemi tahrip eden kapitalist uygulamalarla dünyayı bu şekilde hoyratça kullanan sistem bu bütün sorunların da nedenidir. Çünkü bu malum koronavirüs olayı bile vahşi hayvanların yaşam koşullarını alt üst etmemizden, onların yaşam alanlarına girmemizden kaynaklanıyor. Afrika'da pek çok hastalığın ortaya çıkmasının nedeni, bir takım enfeksiyon hastalıklarının yayılmasının nedeni budur. Çünkü seyrek yaşayan klan yapılarını Avrupalı işgalciler, sömürgeciler oralara gittiklerinde onları büyük şehirlere toplayarak ucuz emeklerini kullandırır. Kauçuk işçileri olsun, diğer elmas yatakları olsun vesaire. Ve insanlar birbirlerine daha önce hiç tanımadıkları virüsleri, bakterileri bulaştırır hale geldiler. Bu tıpkı İspanyol, Portekiz, İngiliz gemicilerin Amerika'ya gittiklerinde oraya çiçek virüsünü götürmeleri, oradan da frengiyi Avrupa'ya getirmeleri gibidir. Daha önce alışık olmadığınız doğal seleksiyon içerisinde bağışıklık kazanmadığınız yeni virüslerle karşılaşırsınız. Koronavirüsün tek nedeni bizim ekosistemi bozmuş olmamız. Ve şimdi doğa insandan intikamını alıyor. Bu tek mutasyon olarak da gelmeyecek. Bundan sonra başka virüsler, diğer virüsler de insanlara saldıracak. Çünkü dünyanın ekosistemini bozduk ve tropikal iklimlere kaydık. Bakın bugün Aksaray'da bir üst geçide kendini asan yurttaşımız Ahmet Karakeçi'nin mesajı. Koronavirüs öldürmedi beni ama sahipsizlik, çaresizlik, umutsuzluk, tükenmişlik öldürdü. Ben kendim intihar ettim. Evet. İntiharlar artıyor. Peki Türkiye başarılı. Türkiye başarılıysa bu Sağlık Bakanlığı'na ait bir başarı değil. Evet, Türkiye başarı sırasında ben dünyada ilk 10 arasında görüyorum. Nusret Fişek'in ruhu ve onun yetiştirdikleri öğrencilerin ruhu bu ülkenin üzerinde olduğu için halen başarılı. Çünkü halen Türkiye'deki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının idealizmini bozamadılar, yozlaştıramadılar. Büyük bir çoğunlukla
İnsanlar özveriyle çalışıyor. Örneğin biz tüm sağlık çalışanlarına şu açıklamayı yaptık. Eğer sağlık güvenliği malzemeleriniz temin edilmiyorsa hizmeti reddetme hakkınız var. Yani size siperlik verilmemişse, maske verilmemişse, tulum verilmemişse bunu reddedebilirsiniz. Hizmeti reddedebilirsiniz. Ancak kendilerini feda ettiler. 30 kadar arkadaşımızı kaybettik, sağlık çalışanı. Ve 4000'i aşkın sağlık çalışanı enfekte oldu. 2000'den fazlası İstanbul'da. Ankara'da da bu rakam 150'yi buldu. İzmir'de işte geçtiğimiz hafta arkadaşımız, İzmir Tabip Odası Başkanımız açıkladı. İzmir'de 400 kadar vaka veya 500 kadar vaka sağlık çalışan enfekte. Kendilerini korumaya odaklanmadılar. Yurttaşlar için özveriyle çalışıyorlar. İşte Türkiye'nin başarısı sağlık ordusunun başarısıdır. Sağlık Bakanlığı'na rağmen bir başarıdır. Bu hükümete rağmen alınmış bir başarıdır. Çünkü Nusret Fişek'in ruhu, onun yetiştirdiklerinin çabası halen bu ülkenin üzerinde. Halen daha bozamadılar. Umarım bu kemirdikleri sistem daha ileriye gitmez ve Türkiye bu sorundan kurtulur. Kaderimizi ne belirleyecek? Dünya bilim topluluklarının yaptığı çalışmalar belirleyecek. Bir kere aşı. 10 stratejik, 15 öncelikli temel araştırma, 250 subsoran çalışmada dünya kaderini belirleyecek çalışmalar yapılıyor. Bunlardan birisi de koronavirüsün aşısının geliştirilmesi. İlaç geliştirmeler de var. İlaç geliştirmeler biraz daha zaman alabilir ama aşı geliştirmede en az 40 kadar epitopun yapısı zaten belirlendi. Yapay zeka vasıtasıyla, bundan yıllar önce olmayan bir başarıdır bu. Artık yapay zeka çok hızlı çalışıyor. 40'a yakın epitopu belirledi. Bu 40'a yakın epitopu içeren subunit aşıları hızla çalışılıyor. Dünyadaki değişik merkezlerde. Büyük bir pazar. Keşke bunu Türkiye yapabilseydi ama biz betona gömdüğümüz, TOKİ'ye gömdüğümüz parayı 2 milyar dolar ayırarak aşı sektörüne gömmedik. Sadece lafta işte TÜSEB'i kurduk, aşı üreteceğiz. Şurada şu aşı çalışmalarını, bunların hepsi laftadır. Çünkü 2 milyar dolar yatırmadığınız bir yatırım GMP koşullarını sağlamadığı için bir aşıyı bulsa bile üretip satamaz. Kendi ülkenizde kullanırsınız. Ancak verimliliğini test edebilme QC basamaklarını atlamış olursunuz. Çünkü GMP koşullarıyla Türkiye'de bir tek bir şehirde veteriner aşılar üretiliyor. Onlar da kendi özel koşullarıyla hazırladılar bunu. Dünyanın şu anda bir aşıyı beklemekten başka bir umudu yok. Ben Ağustos Eylül arasında önemli bir gelişme bekliyorum. Bir de Türkiye ile ilgili şunu söylemem gerekiyor. Türkiye'de ölüm sayılarının daha az olmasının nedeni bir İtalya'ya göre ya da İspanya'ya göre ya da Çin'e göre nedeni şudur. Türkiye'de aşılamalar, yapılmış olan aşılamaların bir koruyuculuğu var. Koronadan olması gerekmiyor. Örneğin BCG aşılamaları yapılmış olan ülkelerde ölüm oranı düşük. Bugün yayınlanan bir yayın. Ben o yayını buraya da koyacaktım ama biraz sonra tartışma olurken chat tarafından sizlere o faili gönderebilirim. O fail muhakkak okuyun. Preproof bir makale. Polio aşısı, difteri aşısı, işte bu bizim rutin aşı programında uygulanan aşılar korona içinde bir bağışıklık sağlıyor. Bizim çapraz bellek dediğimiz ya da cross mimikri, çapraz benzerlik dediğimiz olaydan dolayı. Çünkü siz antikor üretmeye, hücresel immüniteyi desteklemeye yönelik aşılar yaptığınızda interferonu arttırmış oluyorsunuz. İnterferon da viral hastalıklardaki temel koruyucu maddelerden biri. Bu yüzden mesela Amerika'daki ölümlerin yüksek olması ve hızlı yayılmasının bir nedeni, ki çok başarısız bir ülke, kağıttan bir kule olduğu da anlaşıldı. Sistemleri çöktü. Sağlık sistemleri yanıtlayamıyor, bu göğüsleyemiyor bu krizi. BCG aşısını yıllar önce kaldırmış olmaları rutin aşı programı. Evet, Türkiye'de bu aşı programlarının başarısı bu koronayı da etkiledi. Bu nedenle ölüm oranları %2.2 gibi oranlarda kaldı. Türk Tabipleri Birliği'nin Ankara Tabip Odası'nın koronavirüsle ilgili bir sayfası var. Tavsiye ederim. O orayı şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Tüm veriler hem dünyadan hem Türkiye'den
Oradan görebilirsiniz. Ben saygılarımı sunuyorum. www.vedatbulut.com'dan ya da vebulut@vedatbulut.com'dan bana her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Bir önceki programımızdan birkaç soru vardı. Onlara da cevap yazacağım. Bir türlü fırsat bulamadım. İki arkadaşım özellikle özel sorular sormuşlardı. Kendilerinden özür diliyorum yazamadığım için ama yazacağım. Ben sunuyu burada bitirdim. Sizlerin soruları varsa şimdi alabilirim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet Vedat Hocam, biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık gerçekten. Sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarını bir kere daha gerçekten minnettarlığımızı iletiyoruz. Çünkü gerçekten bu büyük mücadele içerisindeki en büyük başarı sağlık çalışanlarının. Bunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şimdi Ahmet Saltık Hocam söz aldı. Hocam ben onu panelist olarak davet edeyim isterseniz. Sizinle tabii birlikte. Mutlu olurum. Mutlu olurum. Sizinle birlikte. İşte Nusret Fişek Hocam'ın ruhu Ahmet Saltık'ta vardır. Evet. Hocam ekranı şeyi kapatabilirseniz, ekran paylaşımını. Ahmet Hocam bizi duyuyor musunuz? Candan Hanım beni duyuyor musunuz? Evet, evet hocam. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizi kutlarım Mimarlar Odası'nı böyle bir toplantıya öncülük yaptığı için. Hiç iltifata gereksinimi yok Vedat Hoca'nın. Ama hayranlıkla izledim. Çok şey öğrendim. Kendisini gönülden kutluyorum. Hem teknik bilgi birikimi açısından hem de Nusret Fişek felsefesi açısından ve yurtsever bakış açısıyla kendisini saygıyla selamlıyorum emeğini. Şimdi sorumu sorayım. Vedat Hocam duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Mikrofonu kapattım sizi dinlemek için. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi Vedat kardeşim, ben de epeydir öneriyorum. Artık bir antikor çalışması yapılsın ve toplumda enfekte, bulaşı geçirmiş, ne kadar insan bağışık hale gelmiş bunu anlayalım diye. Nihayet buna karar verdiler. Bakan dün veya bugün açıkladı, yapacağız 10 bin dolayında bir örneklem diye. Benim birkaç immünolojik açıdan sorum var. Birincisi bu enfeksiyonu geçirenlerde senin literatürden, immünoloji literatüründen izlediğin kadarıyla ne ölçüde bağışık yanıt oluşuyor? Bu bir. İki, yani serokonversiyon, pozitif serokonversiyon, antikoron, antikorlara ne ölçüde gelişiyor? İki, gelişen bu antikoron, antikorların koruyuculuk gücü, oranı ne? Üçüncüsü de bu antikoron, antikorlar acaba serumda ne kadar süre kalacaklar? Yani negatif serokonversiyon ne kadar zaman sonra görülebilir? Ve bu üç soruyla bağlantılı olarak varsayalım ki 10 bin kişilik örneklemde Türkiye'yi temsil eden %10 gibi bir antikoron antikor pozitif bulundu. Bu Türkiye'ye genellersek 88 milyon nüfus, 83 artı sen de dediğin gibi Suriye Iraklılar 88. Yaklaşık 9 milyon kadar %10 varsayımıyla kişinin enfekte olduğu söylenebilir mi? Senin tahminin ne? Türkiye'de ne kadar insan enfekte şu anda? Çok teşekkür ederim. Değerli hocam, öncelikle bu komilasan antikorlar, işte koruyucu antikorların gelişmesiyle ilgili şeyler, kohort çalışmalar devam ediyor. Henüz bu konuda dünyada 28 merkeze yakın çalışmalar var. Ben clinical trial'ları görüyorum NIH için. Türkiye'de de bunlar toplanacak, bakılacak. Ancak henüz daha veri elimizde yok. Yani yüzde kaç koruyuculuğu var? Ve kalıcı immünite bırakacak mı? Hatırlarsanız Güney Kore'de sosyal medyada kalıcı immünite bırakmadığı ile ilgili ve bazı vakalarda tekrar hastalığın başladığı söylendi. Fakat bu yayın bilimsel bir yayın olarak yayınlanmadı. Biz sosyal medyada yayınlanan bu konu şeyi de ya da gazetelerde yayınlanan bunu da bilimsel bilgi olarak kabul etmedik. Bu konuyla ilgili çalışmalar, kohort çalışmalar biliyorsunuz en az birkaç yıl devam etmesi lazım. Benim bu konudaki düşüncem şu, bir immünolog olarak. Burada antikor yanıtından ziyade hücresel immünite önemli. Yani bu viral hastalıkta interferon yanıtı
ve diğer makrofajlar ve interleukin 2 gibi T-cell aktivatörlerinin daha büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hücre içi enfeksiyonlarda tip 1 immün yanıt önemlidir. Şimdi immün yanıtı ikiye ayırıyoruz biz. Tip 1 immün yanıt interferon gama ve hücresel immün yanıt. Tip 2 yanıtsa humoral ve interleukin 4 menşeli bir immün yanıt. Şimdi iki taraf zıt çalışır birbirine. Bazen birlikte senkron da çalışırlar. Tabii ki immün sistemi bu iki branşı, iki kolu birbirlerinden farklı da çalışmazlar ama tip 1 immün yanıt Türkiye'de baskındır. Yani bu bahsettiğim işte aşılamalar nedeniyle brucella, leishmania, tüberküloz, pek çok hücre içi enfeksiyonlar Türkiye'de daha yaygındır. Örneğin sosyoekonomik iyi ülkelerde tip 1 immün yanıt zayıflar. Zengin ülkelerin mesela bir sorunu budur. O yüzden oralarda alerji daha yaygındır. Çünkü tip 2 immün yanıta kaymışlardır. Yani bunu bir tahterevalli gibi düşünebilirsiniz. Bir, çok da ilginç bir mekanizmadır bu. Eğer interferon yükselirse interleukin 4'ü baskılar, interleukin 4 artarsa interferon gamayı baskılar. Yani tip 1 ve tip 2 immün yanıt bir tahterevalli gibi çalışır. Tip 2 immün yanıt dominant hale geçerse tip 1'i baskılar. Ve bu nedenle de hücre içi enfeksiyonlara daha yatkınlık verir. Türkiye'de bu çalışmaların tabii bu yani antikorlarla ilgili kısmın yapılması lazım. Biliyorsunuz aşılamalar sadece humoral immün yanıt sağlamaz. BCG aşısında olduğu gibi hücresel immün yanıt sağlar. Yani spesifik T hücreleri klonu burada daha önemli. T hücreler B hücrelerden daha önemli. B hücrelerinin önemi şu. Spike proteinlere karşı hani bu virüsü hatırlıyorsunuz üzerinde kirpi şeklinde tutunma bölgeleri var. O bölgelere antikor olursa işte bu plazmayı da kullanırsak buraları kaplayacağımız için gidip şeye yapışamaz. ACE reseptörlerine aslında virüsün birkaç reseptöre daha bağlandığı görüldü. Örneğin bir kemokin reseptörüne de gidip bağlanıyor ama özellikle bu spesifik özgül reseptörlere bağlanamayacağı için hücre içerisine giremez ve enfekte etmez düşüncesi var. Ancak biz çok iyi biliyoruz ki her ne yaparsanız yapın virüs saldırgan bir virüs. Yani bulaşı fazla. Bakın fatalitesi az ki siz de bunları açıkladınız, konuşmalarınızı dinledim. Fatalitesi az, %2-3, işte bazı ülkelerde %8 yoğun bakım imkanları olmayan. Ama bulaş oranı yüksek olan, hızla bulaşan bir şey, hücre içine girecektir bir şekilde. Yani yüzünü engelleseniz onu getirecektir. Bu da hücresel immün yanıt gerektiren bir şey. Yani hücre içerisine girmiş olan bir enfeksiyonu antikorlar hücre içerisine giremeyeceği için. Ancak hücresel immün yanıtla yok edebilirsiniz. Yani spesifik T hücre klonları ve makrofajlar gibi hücresel immün yanıtı oluşturan interferon gama gibi yapılarla çözülebilir. Bu nedenle antikorlara ben çok yüklenmiyorum. Ben antikorlarla ilgili daha bu konu gündeme gelmeden önce bir arkadaşın önerisi, yani bu iç plazma tedavisinden bahsedilmediği dönemde basın bana sordu. Ben dedim ki oradan beklentim çok değil. Yani bir immünolog olarak, meseleyi bilen biri olarak oradan beklentimden ziyade BCG gibi bu işin hücresel immün yanıtı oluşturan bir aşısının yapılması ki o yüzden epitoplardan bahsediyorum. Biraz önceki subunit aşılarını o yüzden anlattım. T hücre spesifisitesini sağlayan bir aşı üretilebiliyor. Şimdi şöyle çalışıyor. Yapay zeka informatik. T hücresi bunu alacak. İçerisinde nasıl işleyecek? Hangi MHC peptidiyle hangi tip epitopu sunacağın analizini bilgisayarlar 24 saatte yapabiliyor artık. Öyle uzun süreler gerekmiyor. Yapay zeka çok hızlı. O yüzden 40'a yakın da aday molekül var zaten. Hangi T hücre klonları, hangi MHC'leriyle hangi peptitleri sunarlar? Soru basit. Şimdi onlarla ilgili aşı çalışmaları yapılıyor dünyada. Onlardan umutluyum ben. Yoksa antikor elbet başarı oranına katkı sağlayacaktır. Antikor yanıtı da gelişecektir ama bu konuyla ilgili kohort çalışmalar için bir süreye ihtiyacımız var. Bakın 31 Aralık'ta Çin'de deklare edildi. Ben sanıyorum ki yine gözlemlerimle ve çevreden aldığım bilgiyle ondan 3-4 ay önce vardı vakalar. Yani 31 Aralık'ta Çin deklare etti ama Ağustos ve Eylül'de benzer olgular var dünyada. Benzer klinik, buzlu cam görüntüsü vesaire kayda geçmiş olgular var. Demek ki uzun bir süre 3-4 ay gözden kaçmış bir mutasyon. Bu dönem içerisindeki çalışmaların yapılıp gitmesi için belleğin ne kadar olacağının bilinmesi için biliyorsunuz bir kohort çalışma var. Mesela immünolojide şu çok iyi bilinir. B hücrelerinin bellek süresi ne kadardır? Bazıları derler ki 20 yıl. Ama şeyden şeye değişir bu. Biliyorsunuz enfeksiyon ajanından enfeksiyon ajanına
değişir. Kimisi 5 yıllık bağışıklık sağlar, kimisi 10 yıllık, kimisi 20 yıllık ama bellek hücreleri için 20 yıllık süreleri vardır, olabilir denir. Ama kohort çalışmanın 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık sürelerle yapılmasından sonra bunlar PubMed'de işte yayınlanınca, bu yayınlar okuyunca söyleyebileceğimiz bir şey şu anda bu konuyla ilgili yeterli yayın yok. Yani kanıta dayalı tıp açısından şu kadar koruyuculuğu var bu antikorların, kalıcı immünite bırakıyor mu, bırakmıyor mu? Bunu söyleyebilmek için henüz erken. Çünkü daha genomun tespit edilmesi 15 Ocak, şu anda işte 3 ay geçmiş, 4 ay geçmiş. Türkiye'deki rakamlara gelirsem, yani çünkü şey dediler, bilim kurulundan bir üyemiz, Ağustos ayında biz rahatlayacağız çünkü toplumun zaten %60'ı bağışık olacak dedi. Bakın, bu şu demek, 48 milyon zaten enfeksiyonu geçirmiş olacak gibi bir paradoks açıklama. Yine toplumun %10'u mu enfekte? Bana göre değil. Ben klinisyen arkadaşlarımın görüşüne çok önem veririm. Yani enfeksiyon kliniklerinin gözlemleri. Diyorlar ki bir COVID pozitif vakaya karşı iki tane klinik gözlemle, buzlu cam görüntüsüyle tanımız var. Yani bunların testleri iyi çıkmıyor. O yüzden rakamı 3'e çarpıyor. Şu andaki rakam sayısı neyse bunu 3'e. Bir de %20 kadar asemptomatik geçirdiğini biliyoruz. Onun bir %20'sini de sonra ekliyorum. Yani işte bugün vaka sayısı kaçtı? 117 bin oldu. 117 bin, 350 bin diyelim. 70 bini de 420 bin. Hadi bilemediniz 500 bin. Yani ben 500 binin Türkiye'de bu koronavirüsle temas ettiğini, bulaş olduğunu düşünüyorum. Ama kesinlikle öyle 10 milyon, 48 milyon olduğunu düşünmüyorum. Bir de şu var. Bazı insanlara virüs niye gelmiyor, bulaşmıyor ya da hiç hasta olmuyorlar da açıklamamız lazım. Burada immünolojiyi bilmeyenler onu da bilsinler. Bu cross mimikri, biraz önce bahsettiğim çapraz bellek, çapraz benzerlik olayı var ya moleküller arasında. Şimdi bazı, örneğin bir örnek vereyim. Siz SARS-CoV-1 ile karşılaşmışsanız oradaki proteinlerle homoloji açısından, benzerlikler açısından bağışıklık hücrelerinizin bir miktar yanıtı vardır. İşte biraz önceki aşılar da bu. Bakın bu çok önemli bir yayında, bugün yayınlanan. Henüz daha yayınlanmadı, preprof. Yani şu anda koronavirüs dünya için o kadar önemli ki daha yayınlanmadan hakemlere giden makaleleri bile bizlere ulaştırıyorlar ki bu konuda çalışmalarımızı desteklesinler diye. Bu yayın var, ben size göndereceğim. Şimdi diyor ki yapılan BCG aşıları, şu bu işte difteri, tetanoz, yani rutin aşı takvimimizde bulunan aşılar. Bunlar bir miktar bağışıklık sağlıyor COVID-19 içinde. Çapraz bağışıklık. Çapraz bağışıklık nedeniyle. Evet, olay bu. Çapraz bağışıklık. Şimdi Türkiye'de örneğin siz koronavirüsün diğer türleriyle biraz tanışmışsanız, hani alfa koronalarla, deltalarla, ola ki tanışmışsanız, bir miktar buna da çapraz homolojiler. Çünkü filogenetik olarak bunlar akraba virüsler. Tabii. Bu nedenle de bir çapraz hafıza var. Çapraz bir bağışıklık var. Hiç bulaşmayan, hasta olmayan ya da buna uğramayan insanların çoğunun bakınız interferon gaması yüksektir. Hiç alerji görmezler. Ne şeylerinde. Ben bunu da anlatayım. Buradaki arkadaşlarımız için bir bilgi olsun. Amerika'da alerji 4. harcama kalemidir. Onkolojik vakalar, kardiyolojik vakalar, obezite, diyabet, metabolik sendrom yani diyabet gibi vakalar 3. sırada ama alerji 4. kalemdedir. Alerji çok yaygındır. Türkiye'de de semtler arasında farklılık vardır. Örneğin Ankara'da Gazi Osman Paşa'da, İstanbul'da Etiler'de alerji fazladır. Ama Ümraniye'de azdır, Ankara'da Mamak'ta azdır. Bunun nedeni sosyoekonomik olarak daha düşük bölgelerde tozla, toprakla oynayan, çevreyle haşır neşir olan çocuklar. Sosyalizasyon değil mi? Evet, evet. Toprakla böyle mikroorganizmalarla sık karşılaşan insanlarda kanser insidansı da düşüyor. Alerji insidansı da düşüyor. Nedenleri var. Yani işte bu interferon gama ilginç bir yapı. Interferon gama romatizmal hastalıklarda tercih edilmez. Siz çok iyi biliyorsunuz bir hekim olarak. Yani eğer romatizmal bir hastalık varsa siz tip 1 immün yanıtı tercih etmezsiniz. Biraz daha böyle baskılama, kortikosteroidlerle baskılamaya çalışırsınız. Ama Türkiye'de tip 1 immün yanıt baskındır. Tıpkı şuna benzetebilirsiniz bunu. Yine metaforik bir anlatım olacak. Türkiye'deki nüfusun %90'ında vitamin D düzeyi %50'nin altında. Güneş görmüyoruz, kapalı yaşıyoruz artık hareket. Yani bu
ekran bağımlılığı, şunlar bunlar toplumsal yapıyı değiştiriyor. Bu tip birimin yanıt da böyle. İnterferon gama toplumun çoğunda yüksek ve bu bir rahat. Ancak bunu biz diğer basında çok fazla anlatmıyoruz. Bu da şöyle bir şeye neden olur. Yapımızı bildiğimiz için, Türkiye'nin kültürel yapısını bildiğimiz için biz bunu anlattığımız zaman özgüvenli insanlar, ha nasıl olsa ölüm oranı bizde düşükmüş, bağışıklığımız da varmış diye dışarı çıkarlar, bu bulaş artar diye. Yoksa biz bunu keşke vatandaşımıza anlatsak, onlar da deseler ki ya yine biz hasta olmayalım ama hocanın dedikleri önemli, biz biraz dayanıklıyız filan. Hocam canlı yayındayız. Biliyorum, biliyorum. Ama öbür televizyonlarda daha daha fazla yayılıyor bu. Ve şey, siz sonuçta eğitimli insanlarsınız. Ben kesinlikle inanıyorum ki buradaki bu tartışmayı dinleyen insanlar daha eğitimli insanlar. Yani eğitim düzeyleri yüksek, o daha iyi algılıyorlardır. Evet, yani şimdi düşünürüz ki bakın Türkiye'de ilginç olaylar. Türkiye'ye gelen ilk import vaka benim bildiğim kadar şöyleydi. İtalya'dan Türkiye'ye giriş yasaklandığı için Rusya'ya uçup Rusya'dan Türkiye'ye gelmişti arkadaşlar. Biz ilginç bir kültürüz. Yani hangi ülkeye uçuş yasağı yoksa o şey, pasaport kontrolündeki polisler de hangi ülkeleri geçmiş gelmiş vizelerine bakmamış. Son geldiği ülkeye bak. Halbuki bilsek Çin'den. Çin'den adam Güney Afrika'ya uçup Güney Afrika'dan bize gelmişti. Ben bu olayı da hatırlıyorum. Yani böyle garip bir toplumuz yani. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Açıklayabildim mi size? Ağzına sağlık. Çok yararlandım. Çok teşekkür ederim. Başka insanlar da sorabilir. Ben biraz mahcup oldum çok uzun zaman aldığım için. Görece. Çok teşekkür ederim yeniden. Siz hatta katkı sunabilirsiniz. Çünkü Tezcan Başkanım şöyle dedi. Bir panelist gibi de hocam konuşabilir dedi. Ben de baştan uygun gördüm. Çünkü siz hak sağlıkçı olarak bu işin asıl temel, yani kısımsız epidemiyolojik bilgisiyle, çevresiyle, işçi sağlığıyla, her alanıyla sizin alanınız. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Uygun görürse Candan Hanım ayrı bir webinar, ben de bana düşeni yapmaya çalışırım. Tamam, çok güzel hocam. Böylece canlı webinarda bir söz de sizden almış olduk Ahmet hocam. Ama siz gitmeden ben işte söz isteyenler var, onlara söz vereceğim ama bir şeyi ben de merak ediyorum. Yani şimdi Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. İşte iki bayramı birden kutlayacağız diye muhtemelen işte Mayıs'tan sonra normal koşullara dönülecek gibi. Bu gerçekten gerçekçi bir durum mu? Normale mi dönüyoruz? Yani bu aslında hepimizin kafasındaki soru işareti. Tamam, belli bir oranda başarı olduğunu ve bunun başarısını da aslında Cumhuriyet'in yetiştirdiği o idealist hekimler tarafından, sağlık çalışanları tarafından olduğunu gördük. Ama hepimizin kafasını sorgulayan şey, gerçekten normale dönüyor muyuz? Peki. Dönebilir miyiz? Ben şimdi hemen söyleyeyim. Ekonomiden sorumlu Bakanımız Berat Albayrak bir açıklama yaptı. Dedi ki 11 Mayıs'tan itibaren AVM'leri açmayı düşünüyoruz, değil mi? Siz şimdi bu söylemin perde arkasını biliyorsunuzdur. Bu AVM'lerde kimlerin ticarethaneler var, kimler ortak? Yani siz bunları anlayabilecek düzeyde Türkiye'nin yapısını da biliyorsunuzdur. Bu ticaret lobilerinden ve sanayilerden bir baskı vardır hükümet üstünde. Yani artık rahatlayalım, açılalım çünkü sıkıştık ekonomik olarak vesaire. Kiralarımızı alamıyoruz, yatırım yaptık bu kadar betona filan. Bu nedenle bir normalleşme arayışı içindeler. Ben erken görürüm. Yani bu normalleşmenin 11 Mayıs 15 Mayıs arasında olmasını erken görürüm. Bunun Haziran'ın başı olması lazım. Ancak tekrar söyleyeyim, daha önce başka yerlerde de bunu belirttim. İkinci dalgadan herkes bahsediyor, ben de bahsediyorum. Eğer Ağustos Eylül ayı arasında FDA, CDC, Dünya Sağlık Örgütü bir takım düzenlemeler yapmazlarsa, yani çok acil bir müdahale geliştirmek için bazı etik basamakları atlayarak bu su günü taşılarının verilmesini onaylamazlarsa, Ağustos, Eylül gibi, dünyada bir ikinci dalga Kasım Aralık'ta yine Türkiye'yi etkileyebilir. Yani bu şeye benzer, işte sezonal grip gibi, işte kış ayları bu virüsler artar. Yoksa bir dahaki yılı beklemen, bir dahaki yılı kesin çıkar da ben Ağustos, Eylül'ü bekliyorum. Çünkü ellerinde su bitkiler hazır. Türkiye'de 11 Mayıs normalleşmesi erken. Ancak Türkiye'nin bir sorunu var. Temel sorunu kaynaklarını tüketmiş durumda. Yani hazinesi kötü durumda.
insanları eve kapatsa onları sosyal olarak destekleyecek altyapısı yok. Tarımı çökmüş bir toplum. Tarihte ben her zaman söylüyorum, 4 boyutlu bir yağma yaşıyor Türkiye. Tarihin geçmişi ve geleceği yağmalanmış durumda. Toprağın altı ve üstü yağmalanmış durumda. Türkiye'nin kaynağı da kalmadı. Yani kefen parasını bile tüketmiş bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu ekonomik sorunlar Türkiye'nin de krizi tetikliyor. Erken ticarethaneleri açarlarsa, işsizliği önlemeye çalışırlarsa ki bu Covid şeyinden sonra, dalgasından sonra, birinci dalgadan sonra Türkiye'de işsizlik oranının ben %14'ten 30'a tırmanacağını düşünüyorum. Bakın 10 kişiden 3 işsiz kalacak. Yani o %14 rakamı da doğru olup olmadığını bilmiyorum. Sizler de daha doğru biliyorsunuz. Acaba oradaki istatistikte de bir sıkıntı var mı? O ayrı bir sorun. Ama Türkiye'de %30 işsizlik olacak. Pek çok insan işini kaybetti. Ve bunu kaldıramıyor. Bu yüzden de biraz erken normalleşmeye çalışıyorlar. Erken normalleşince de hasta sayısı artacak. Bu da sağlığa yükü ve sağlık harcamalarını arttıracak. İşte burada dengeyi iyi tutturmak lazım. Biraz daha önlemlere dikkat etmek lazım. Burada bilinçli olup bizim maske kullanmamız, işte sosyal mesafeyi korumak gibi bir takım şeylerle devam etmemizde yarar var. Zaten hükümet de onu istiyor. Yani önleminizi siz alın diyor. Ben almayacağım, siz alın. Evet. Sanırım Candan Hanım bana da yöneltmiş oldu bu soruyu bir parça. Evet, evet hocam. Tamam. Doğru mu Candan Hanım? Evet, evet hocam. Ben de eğer izin varsa kısacık söyleyeyim düşüncelerimi. Vedat Hoca'nın söyledikleri doğru tabii. Katılıyorum onlara. Ancak toplumda enfeksiyonu almış insan kitlesinin 500.000'ın çok üstünde olduğu kanısındayım yaptığım hesaplara göre. Şöyle ki %15 kadarı sağlık kuruluşlarına başvuruyor ve biz başvuranlara bir takım koşullar koyuyoruz. Öksürüğün olacak, ateşin olacak, nefes sağlığın olacak gibi. Ondan sonra test yapıyoruz. Arkasından testin hastaları yakalama şansı %60 dolayında. Orada da bir sulanma oluyor. Çarpan etkisiyle bunları arka arkaya getirdiğinizde benim hesaplarıma göre 2.5 milyonun altında değil enfeksiyonu almış olanlar. Öte yandan önceki gün Dünya Sağlık Örgütü gibi bir açıklama yaptı. Bu bilinmeyen bir bilgi. %25'i insanların ayakta geçirme, hafif geçirmenin ötesinde çok daha hafif, belirtisiz, belli belirsiz geçiriyorlar. Bu %25'i de o havuza eklemek gerekir. Bu bir bakıma da iyidir. Çünkü toplum bağışıklığının yavaş yavaş artması anlamına gelebilir. Zaten iktidarın da umut bağladığı yönlerden biri bu. Toplum bağışıklığı zaman içinde gelişsin. Hastalar hızla artmasın. Sağlık kuruluşları çökmesin. Biraz zamana yayalım. O arada belki bir ilaç çıkabilir. Belki bir aşı, öncü aşı en azından denenecek bir miktar çıkabilir diye. Bunların hesapları var. Şimdi Türkiye bu 17-18 yılda bir rakam da ben söyleyeyim. 500 milyar dolarını betona gömdü. Bu rakam Erinç Yeldan, Profesör Erinç Yeldan iktisat hocası ona ait. Dolayısıyla bir iktisatçı, yetkin bir insanın söylediği ama Türkiye'de bugün antiviral çalışmalar, daha doğrusu virolojik çalışmalar yapacak. Antiviral ajan geliştirecek, terapötik ajanlar ya da aşı geliştirecek teknolojik yapıya sahip değil. BSL-4 düzeyinde viroloji laboratuvarımız yok. Böyle bir laboratuvar aşağı yukarı 1 milyar dolar gerektiriyor. Refik Saydam Sıhhiye Enstitüsü'nün teknolojisi yenilenmediği için bugün el açmış durumdayız. Batılı arkadaşlarımız, dostlarımız aşı bulacaklar, ilaç bulacaklar. Biz de uygulayacağız. Aşı karşıtları herhalde en önde koşacaklar. Dolayısıyla kimse darılmasın ama bir takım insanlarımız da çıkacak diyecekler ki zaten bunlar Kur'an'da vardı, şu ayette, bu ayette vardı diye. Niye bizi onlardan önce bulmuyoruz? O da ayrı bir sorun. Şimdi iyileşir miyiz bayram sonuna kadar konusu. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın sözlerini ben gerçekten anlamakta çok zorlandım. Öylesine çelişkili laflar etti ki gerçekten işinden çıkamıyorum. Bir tanesi şu, tedbirlere sarılmaya devam edelim dedi. Bir başkası bulaş oranı yüksek dedi. Yani R0 değerinin yüksek olduğunu söylemek istedi. Plato çizebilmek için, Vedat Hoca da çok iyi bilir, bu R0 değerinin 1'e eşitlenmesi gerekir. Yani bir insan bir kişiye bulaştırır hale gelirse R0 1 olur. O zaman da salgın eğrisi düz çizgi Plato çizmeye başlar. Bu yüksekse, 1'den fazlaysa salgın devam ediyor demektir, tırmanıyor demektir. Plato'ya erişememiş demektir.
Ama 2 ise örneğin salgının tırmanma hızı farklı olur. 4 ise daha farklı olur. Anlaşılıyor ki hala tırmanma fazındayız. Tepeyi görmedik. Üçüncü cümlesinde pik dönemindeyiz dedi. Bu muğlak bir laf. Pik döneminin neresindesiniz? Sonra inişteyiz dedi. Yani bunlar birbiriyle öylesine çelişkili, öylesine tutarsız bir laflar ki Sayın Bakan darılmasın. Tabii kimsenin şahsıyla alıp veremediğimiz yok. Sözlerine bakıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bir yandan pik döneminde yani tırmanıyor olacaksınız veya tepeye vardığınızı varsayacaksınız. Hatta inişe geçtiğinizi söyleyeceksiniz. Bir yandan da bulaş oranı çok yüksek diyeceksiniz. Tedbirlere sarılmaya devam ediyoruz diyeceksiniz. Dolayısıyla gerek verilen ölüm rakamları, gerekse olgu sayıları ne yazık ki gerçeği temsil etmiyor. Artık bu tartışmayı bir yana bırakalım. Ölüm rakamları da, olgu sayıları da Türkiye toplumunun gerçeklerini temsil etmiyor. Onun için de insanımızın bir parça başının çaresine bakması gibi bir zorunluluk oldu. Vedat Hoca'nın söylediği üç yöntem, sosyal mesafeyi demeyelim de fiziksel uzaklığı diyelim, gönül birliğimiz devam etsin. Onu korumaya devam edelim, maskeye devam edelim, el yıkamaya devam edelim. Ve bütçenin bir felaket olduğunu unutmayalım. 2020 bütçesinde her 8 liradan biri faiz için ayrılmış durumda. Candan Hanım, her 8 liradan biri 1,1 trilyon TL'lik 2020 bütçesinin 140 milyar borç faizi ödemesi var. Ulusal gelir için söylemem gerekirse 2020'de beklenen ulusal gelirin %23'ü borç ödemesi olarak ayrılmış durumda. İşte bu nedenlerle hazine tam takır edildiği için, Türkiye talan edildiği için şu anda bu salgının gerektirdiği 14 günlük en azından bir tam kapatma uygulanamıyor. İktidar bunu göze alamıyor ekonomik maliyeti nedeniyle. Bunun maliyeti yaklaşık olarak iktisatçılar hesapladılar. Bir 10 gün kadar önce ulusal gelirin %7,8'i doğayında idi. Her geçen gün %0,4 artacak denmişti 10 gün kadar önce bu makale yayınlandığında. Demek ki 70 bin olgumuz varken kapatsa idik. %7,6'sıyla ulusal gelirin kaybıyla bunu çözebilecektik belki. Her geçen gün maliyet artıyor. Ulusal ekonomi ayağa ayağa kalkamayacak biçimde çöküyor. İnsanlarımıza önlenebilir biçimde, önlenebilir olduğu halde ölümlerden alıkoyamıyoruz. Hastalık sayıları artıyor. Bu bayram karantinalarıyla, piknik karantinalarıyla, Alaturka yöntemlerle salgın yönetmeye çalışıyoruz. Çok üzgünüm. Yani 40 yılı geçen meslek hayatımda birçok epideminin yönetimine katıldığım halde bunca kötü yönetim görmedim. 30 küsur yıllık kocayım, kürsülerde şunu söylerim. Çiçek eradike edildi, sıra kötü yönetimde derdim. Öğrencilerim bunları çok iyi öğrenmişler. Ne yazık ki kötü yönetimi Türkiye'de eradike edemedik ve bu salgına da Türkiye bırakın hazırlıklı yakalanmayı, ekonomik bakımdan çökkün biçimde yakalandığı gibi sağlık kuruluşları bakımından da çok zayıf yakalandı. Birinci basamağı çökertilmiş. İkinci, üçüncü basamağa yatırım yapılmış. Tıp eğitimde doğru dürüst filyasyon eğitimi dahi veremiyoruz. Aile hekimlerinin, Ankara'daki aile hekimine bakıyorsunuz, Trabzon'dan müşterisi var tırnak içinde. Böyle bir tablo içindeyiz. Sonuç olarak şunu söyleyeyim çok uzatmadan. Daha 2-3 hafta, 4 hafta öyle sanıyorum ki Mayıs sonuna dek çok sınırlı verilerle, yanılgı payıyla söylüyorum izninizle, yüksek yanılgı paylarıyla 3-4 hafta kadar daha tırmanışın süreceğini öngörmekteyim. Bu Mayıs'ın sonu demektir. Mayıs'ın sonlarında zaten hiçbir şey yapmasanız dahi salgının doğal seyri bakımından aşağı yukarı bir tepeyi yakalarsınız. Türkiye'de o tepeyi yakalayacak. Ondan sonraki dönem çok önemli. Gerçekten birdenbire gevşersek, yavaş yavaş gevşemek yerine önlemleri bırakırsak ben korkarım ki ilk tepeden daha büyük bir ikinci tepe, çok birikmiş olgu var. Beslenme düzeyimiz düşük, immün bağışık durumumuz kötü, kalabalık yaşıyoruz, yoksuluz, işsizimiz, çok iyi beslenemiyoruz. Çok daha büyük bir dalga gelebilir diye endişe ediyorum. Bu salgını olağanüstü özverileriyle yürütmekte olan bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımızı, hekim arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı şükranla, saygıyla selamlıyorum. Ölen meslektaşlarımız, sağlık çalışanlarına ışıklar olsun diyorum. Yakınlarına gerçekten sabır diliyorum ama bu yetmez kuru kuruya. Mutlaka onların meslek hastalıklarından öldükleri, meslek hastalıklarına yakalandıkları kabulüyle hiç olmazsa geride kalanlarına bir takım ek mali olanaklar, kolaylıklar sağlanmalı diyorum. Bir kez daha teşekkür ederim Vedat Hoca'nın bilgisine, emeğine ve odanıza Candan Hanım şükranlarımı sunuyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Vedat hocam, Hasan Gül'ün bir sorusu var. Ben kendisine sözlü sorması için izni veriyorum. Tabii. Buyurun Hasan Bey. Mikrofonu kapalı. Hasan Gül'ün mikrofonunu açın. Ben açıyorum, kendisi açmıyor hocam. Peki, peki. Demek ki değil şeyde, o zaman onu gönderiyorum ben tekrar. Hocam sizi de onu da şeyi alayım, hocamı da. Onu alamadım. Evet, sorularınız varsa chatten de yazabilirsiniz. El kaldırıp da sorabilirsiniz ya da Q&A'den, question and answer'dan da yazabilirsiniz. Herkes çok iyi anladı galiba hocam. Kimse sormuyor. Peki hocam. Ben bir şey daha katayım izin verirseniz. Siz mimarsınız. Lütfen bu kentleşme politikalarını, örneğin Ankara'da olduğu gibi 40 kilometre çaplı bir alanda 5-6 milyar insanı bir araya toplamanın, su yetmez, oksijen yetmez, toprak yetmez, böylesine kalabalık yaşam. Şimdi düşününüz, Çin'deki bu salgın Kanada'da çıksaydı ne olurdu? Kanada Çin kadar toprakları var. 30 küsur milyon nüfusu var. Öbür tarafta bunun 50 katı nüfus var. Öyle değil mi? Bu aşırı nüfus artışı, hastalıklı kentleşme, betona boğmamız, bunların da doğrudan sağlıkla ilişkisi, salgınlarla ilişkisi yok mudur? Hocam var zaten bu konuda Ankara Tabip Odası ile birlikte bir taraftan da bilimsel olarak da tasarım süreçlerinde, kentleşme politikalarında halk sağlığının dikkate alınması konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Bir makale yarışması açtık. Zaten koronavirüsün genel olarak dünya ölçeğindeki haritalarına baktığınızda yüksek yoğunluklu yapılaşmaların olduğu kentleri vurdu koronavirüs. Bunu da görüyoruz. Dolayısıyla kentleşme politikalarında düşük yoğunluklu bir kentleşme ve seyrek kentleşme yapılması gerekiyor. Bugün pandemide zaten en çok ilaç gibi, aşı gibi gelen şey bahçeli ev, tek katlı ev. Onun da ötesinde tabii mekansal olarak da çok ihtiyaçlarımız var. Bir dolu hijyen özellikleri, özellikle pandemiyle birlikte bir dolu söylenen şeylerin hayata geçirilmesi için mekanlarımızın da yeterli olmadığı ortaya çıktı. Mesela ayakkabıların kapıda çıkartılması öneriliyor, tavsiye ediliyor. Ya da dışarıdan gelinince bütün kıyafetlerin işte çıkartılması, hijyen koşulları sağlanarak içeriye girmesi gerekiyor. Oysa dışarı içeri kavramı biraz farklılaşmış. Yani eskiden olduğu gibi avlu sistemi, eski Türk evlerinde olduğu gibi bir avlu sistemi olmadığından kaynaklı mekansal olarak da bir dönüşüme ihtiyaç var. Öyle yan yana işte imar mevzuatındaki 3 metre yan komşudan 5 metre yoldan çekilecek planlama süreçlerinin, imar mevzuatının iflas ettiği çok açık ortada. Tabii ki doğayla uyumlu bir yapılaşmanın olması gerekiyor. Ama buradan da muhtemelen şunu da öngörüyoruz biz. Bu pandemiden sonra varsılların kırsala kaçacağını ve kırsalda yerleşmeye başlayacağını, ama bunun arkasından da iktidarın acaba bir kırsal dönüşüm yaparak kırsalı da katledebilir mi diye bir düşüncemiz var. Hani bu konuda bir çalışma yapmamız gerektiğini fark ediyoruz. Çalışıyoruz Ankara Tabip Odası'yla birlikte. Sorular geldi hocam. Evet, bir taraftan görüyor musunuz siz soruları? Yapay mı? Bu virüs yani komplo teorisi olarak bir yapaydı. İşte laboratuvardan kaçtı, bir biyolojik silahtı gibi bir düşünce var. Şimdi arkadaşlar, genetik araştırmalarda, bu filogenetik çalışmalarda hangi virüs kimden ne kadar akraba, mutasyonu nasıl yaşamıştırın analizleri yapılabiliyor. Bu bir Japon bilim insanının iddiası olarak geldi, onu söyleyeyim. Çin'de bu yapay Wuhan'da sonra kaçtı dediler. Japonya ile aynı bizim Türkiye-Yunanistan olayları gibi böyle garip bir ezeli düşmanlıkları var. Yani tabii biz birey olarak bu ezeli düşmanlıklar içerisinde değiliz ama Japon bilim insanı bunu söyledi. Sonra bunun doğru olmadığı anlaşıldı.
Bir de yarasadan insana geçen formunun bilimsel olarak gösterilmiş olduğu yok. Yani bu tahmin ediliyor ama bilimsel olarak gösterilemedi. Sadece biraz önce bahsettiğimiz homoloji, yani protein benzerliği açısından birbirlerine benzer olmalarından dolayı akraba oldukları biliniyor. Bu bir yapay değil. Şimdi niçin yapay değil onu anlatayım. Biyolojik silah olarak kullanılabilecek virüsler ya da bakteriler, ne kullanırsanız, böyle %2'lik, %5'lik ölüm oranlarıyla üretilmezler. Yani %80-90 gibi ölüm oranları oluşturabilecek ve kısa süre doğada hayatını sonlandıracak. Yani çok uzun süre kalmaması lazım ki tüm küresel bir ölçekte sorun olmasın. Bu yüzden bu biyolojik silah değil, bir laboratuvarda üretilmiş, laboratuvardan kaçmış değil. Bu doğal bir olay. Ekosistem içerisinde biz ne kadar ekosistemi bozarsak o kadar bu olaylarla daha fazla karşılaşacağız. Ama bu olayların bir hayrı da şöyle oldu. Artık yunus balıkları yüzüyor Haliç'te, çevrede. Ondan sonra ozon tabakası tamir olmaya başlamış. Karbon salınımı azaldığı için dünyada pek çok yer doğa hızla kendini iyileştiriyor. Demek ki insanoğlu aslında dünyaya en zararlı virüs. Yani biz de virüsüz. Işte. Parazit. Parazit. Enfekte ediyoruz. Bu bir biyolojik silah değil, laboratuvarda da üretilmiş değil. Genetik yapısını bildiğimiz için söylüyoruz. Yani kesin bilimsel görüşlerdi. Mehmet Asım Güzel'in bir sözü var hocam. Ona bir söz veriyorum. Hani soru sorması için. Tabii. Buyurun Asım Bey. Hocam seslerini açılamıyor. Nedense kendileri mi açamıyor? Sizin aslında orada bir... Bir saniye. Ben yapıyorum. Şimdi, tamam, şimdi geldi. Tamam. Geldi mi? Tamam. Evet, buyurun. Aynı soruyu ben de soracaktım hocama. Yeterli cevabı aldım. Ancak bir hususu vurgulamak istiyorum. Denilir ki, örneğin bir kutup ayısı nasıl ki Arabistan çöllerinde yaşayamazsa biyolojik olarak, virüslerin de hani biz biliyoruz ki belli bir sıcaklık derecesinin üzerinde yaşama olasılığı doğal virüslerin azdır. Oysa bu virüs aynı zamanda hem Afrika'da hem kuzey ülkelerinde yaşayabildiğine göre bunun doğal bir virüs olmadığı yönünde bir iddia var. Yani ben de kafamı zorlayan bu hocam. Peki. Anlatayım. Virüslerin enzimleri vardır ve optimal sıcaklık aralıkları vardır. Yani bu virüs örneğin 20 ile 37 ya da 20 ile 40 derecelik ısılar arasında optimal enzim ısılarını yakalamış bir virüstür. Bakın dikkat ederseniz yazın rahatlamanın hani 40-50 derecelik UV ışığının artması, güneşin artmasıyla vakaların azalacağını ama dünyada bitmeyeceğini söylüyoruz. Niye? Çünkü bizim Sağlık Bakanımız o konuda da herhalde dünyayı düz olarak mı sanıyorlar? Neyse. Brezilya, Latin Amerika'yı hesaplamadan dedi ki bu bitecek işte Temmuz Ağustos'ta dünya için görmüştü, dünya ölçeği için. Halbuki şu anda Latin Amerika biliyorsunuz kışa girmek üzere. Orada vaka sayıları şu anda az ama orada artacak. Dikkat ederseniz biraz önce 0.96'lık rakamlar vardı Peru için ama Brezilya, Arjantin, Peru'da rakamların arttığını göreceğiz önümüzdeki ay. Şu anda sonbahardalar, kışa girmek üzereler. Biz yaza geçeceğiz, onlar kışa geçecek. Afrika'da daha farklı virüsler daha fazla sorun yaratıyorlar. Şimdi dikkat edin mesela haritada iki nedenle. Bir, Afrika fakir olduğu için testler yapılamıyor. İnsanlar, örneğin Hindistan olayı da böyle. Hindistan'da bu kadar düşük olduğunu ben sanmıyorum. Yani Hindistanlı gurular şöyle söylüyorlar. Biz işte bakın hayvan eti yemiyoruz o yüzden bizde olmuyor. Dinimizin güzelliği burada. Onlar da kendilerine dinsel bir çıkarım yapıyorlar. Halbuki olay şu, onlardaki kültürel yapı zaten... reenkarnasyon, ölecek dünyaya racı olarak gelecek falan böyle kaderci. İşte hasta olan gitmiyor da zaten ölüyor. Kalabalık nüfus 1,5 onların da 1 milyar 400 milyon gibi nüfusları var. Afrika'da da böyle tespit edilemeyen vakalar olabilir. Ancak bu şunu gösterir. Virüsün enzim çalışma aralığı demek ki işte 10 dereceden ya da 5 dereceden efendim 40 dereceye kadar optimal enzim ısısı sağlayabiliyor. Bu tamamen enzimatik süreçlerle alakalı. Ancak bu biliyorsunuz 56 derecede kaynatıldığında işte
Örneğin yemekle bulaşmamasının nedeni o, uzun kaynatırsanız yemeği 7 dakika 56 derece böyle söylüyor. Bunun dışında soğukta kendilerini zarflayıp korunuyorlar, doğada kalabiliyorlar. Ama insan vücuduna girerken zırhlarına soyunup giriyorlar. O bir zarf glikolipid bir yapısı var şeyinde. Dışında kapsömer yapı bir yapı var. O yapıyı soyunarak giriyor. Bu şey değil. Yani influenza da öyledir. Dünyanın her yerini gezer. Ebola Afrika'da olur da Türkiye'de olmaz mı? Kırım Kongo. Bakın Kırım Kongo. Kırım nerede? Kongo nerede? Değil mi? Bu hastalığın adının böyle olmasının nedeni var. Kenelerden bulaşan bir hastalık. Türkiye'de de biz kuş gribi döneminde 2 milyon kanatlı itlaf edince Türkiye'de de kuş gribi arttı. Niye? Çünkü bu şey Kongo arttı. Kırım Kongo arttı. Nedeni de tavuklar işte neyse o kanatlılar şeyleri tüketiyordu. Keneleri yiyordu. Kelkit Vadisi'nde bu hastalık arttı. Bu Kongo'da da var, Kırım'da da var, Ukrayna'da da var gibi. Yani bazı virüsler, o da bir viral hastalıktır, zoonostur yine. Keneler vasıtasıyla bulaştırılır. Bazı virüsler böyledir. Bu onun yapay olmasını göstermez. Hocam bir soru daha var. İngiltere'de görülen koronavirüse bağlı çocuk hastalığının sebebi nedir? O hastalığa karşı nasıl önlem alabiliriz? Böyle bir hastalık ülkemizde hiç görüldü mü? Çocuklarda görülen? Koronavirüse bağlı çocuk hastalığının sebebi nedir diyor İngiltere'de görülen. Çocuk korona hastası. Vedat Hocam. Şeyden erişkinden bir farkı yok. Bakın yani çocuklara farklı bir beta koronavirüs dışında başka bir virüs gelmiyor. Yani şu anda yaygın olan form bu. B tipi virüs. Ve çocuklardaki klinik form sadece yaşlara göre daha az öldürücü ve daha az hasta oluyorlar. Yani acı reseptörleri onlarda daha düşüktür. Çocuklarda daha hafif atlatılıyor. Bu yüzden mesela çocuklarda ölüm çok az görülür. Tek tük görülür. Erişkinlerde rakam artar. Bunun dışında ben soruyu doğru anladım mı bilmiyorum. Yani erişkinlerden bir farkı yok. İmmün defekti belki rastlantısal olarak o çocukta varsa. Peki immün yetmezlik. Evet. Primer immün yetmezlik diyoruz. Bazı çocuklar dünyaya gelirken primer immün yetmezlikli gelirler. Yani bir takım moleküller eksiktir. Bir takım parametreler, komponentler, bu immün sistemin bazı üniteleri eksik doğarlar. Anomalili doğarlar. Onlar da olabilir. O vakalar tek tük var. O şimdi yerişkinler için de söz konusu. Mesela sekonder immün yetmezlik de vardır. Örneğin siz kortizon kullanıyorsanız, işte bir onkolojik ilaç kullanıyorsanız, bağışıklık sistemini baskılamışsanız ya da bir romatolojik hastalık nedeniyle işte bir takım... Komorbittir belki. Bir gibi. Çocuk komorbittir. Evet. Evet, olabilir. Evet, sorularımız bu kadardı hocam, sevgili hocalarım. Şöyle belki bitirebiliriz. Hocam aynı zamanda bugün immünoloji günü dediniz değil mi? Dünya, evet, immünoloji, dünya immünoloji günü. Evet, 29. Evet, evet. Bir kere onu kutlarız hocam. Siz de immünoloji profesörüsünüz. Hayırlı olsun immünolog dostlarımıza. Evet, peki hocam bu... koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor, immün sisteminin. Belki izleyenlere önereceğiniz immün sistemini, bağışıklık sistemini güçlendirecek şeyler, öneriler var mıdır? Neler yapılabilir diye. Şimdi şöyle, bir kere iyi bir beslenme. Yani Türkiye dengeli beslenme açısından uygun bir ülke. Tabii ekonomik durumu iyi olan arkadaşlarım için. Proteiniyle, yağıyla, vitaminiyle, mineraliyle iyi beslenme. Öyle paça, kelle paça falan önereceğimi düşünmüyorsunuz. Yeterli, dengeli beslenme. Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı beslenme. Onun dışında egzersiz çok önemli. Sık sık güneşi görmek çok önemli. Böyle sokağa çıkmaya olsa bile balkonumuza çıkalım, güneşi görelim. Organik gıdalarımızdan vazgeçmeyelim, sigarayı bırakalım. 14 kat arttırıyor. Yani sigara koronavirüsten ölümü 14 kat artırıyor. Bu dönem böyle bir hayra da vesile olsun. Bir sigarayı bir bırakalım. Yani bu da önemli. Onun dışında hani beta glukanları öneririm ben. Bakın ilaç ismi vermiyorum. Ama romatizmanız yoksa, şimdi biz bazı şeyleri söylerken son derece endişeli söyleriz. Çünkü söyleriz, alır bu sefer öbür hastalığı azar. Yani romatizması olmayacak. Primer biliyer sirozu olmayacak. Onlarda da beta glukanları kullanırsa interferon artıyor. Özellikle kış aylarına girerken ben eskiden beri grip, mesela sezonal grip olmasın diye bu beta glukanları alırım. Beta glukanlar çok rahatlatıyor. Yani o kışı iyi geçirmenizi sağlıyor.
Onun dışında başka şeyler de önerebilirim ama bu sefer alkol reklamı yapıyorsunuz diye sorun yaşayabilirim. Yani mesela bira mayası içerisinde de bunlar çoktur, yoğundur. Filtre edilmemiş biralarda immün sistemi de, ama böyle alkolik olacak kadar değil. Günde bir yarım bardak bir bardak. Hani faydalı olur. Kara ekmek faydalıdır. Mesela buğdayı soyulmamış kara ekmeği yerseniz beta glukan iğne alırsınız. Ben hani böyle şeye falan çok sıcak bakmam. Bir tane Cumhurbaşkanımızın danışmanı var. Böyle bitkisel ilaçlar, Saraçoğlu. Onun dışında bazı hocalarımız var, böyle çıkıyorlar, kelle paça falan öneriyorlar. Onlara çok böyle şey yapmıyor. Onlara da benzememek istiyorum. Yani daha bilimsel konuşalım. Peki, sakal ve bıyığı kesmenin de çok yararı var. Vedat Hoca 10 yaş daha genç görünüyor. enfeksiyon hastalıkları tavsiye etti. Çünkü sık sık maske kullanıyoruz. Evet. Sakalınız varsa dediler, sürtünecek, işte kaşıyacaksınız. Bulaşı arttırıyor. Sakalı olanlar, bakanımız bir açıklama yapmıştı. Ben çok iyi hatırlıyorum. İşte günde 15 defa yüzümüze dokunurmuşuz ortalama. Ama sakalı olanlar 20-30 defa dokunurmuş filan. O yüzden sakalımızı bıyığımızı kestik. Yani böyle artık sakalla bıyıkla uğraşıyoruz. Her aileye bir çocuk, bir de Candan Hanım. En kritik mesajlardan biri de bu. Nüfus artışını frenlemek. Dünya bu kadar nüfusu kaldırmıyor artık. Altta yatan temel gerçek bu. Ve bir de vahşi kapitalizmin doğaya karşı sömürgen tutumu. Evet, evet, kesinlikle öyle. Hocam son bir soru var. Yönetim kurulu üyemiz sormuş, Muhteber Hanım. Çok güçlü olması diyor immün sistemin diyor. Biraz çok güçlü olması da iyi değil diyor. Aslında biraz önceki konu, yani mesela romatizmada immün sistem kendi vücudumuza hasar veren bir otoimmün diyor. Otoimmün kendi kendimize bağışıklıkla saldırması. O zaman immün sistemi baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Dikkat ederseniz kortizondur, işte adalimumabdır. Ne bileyim, bir takım monoklonal antikorlardır, özel ilaçlar da var. Bu yüzden, bakın biraz önce beta-glukanı örnek verirken o yüzden söyledim. Şimdi beta-glukan immün sistemimizi geliştirip korona olmayalım diye gidip beta-glukan alır. Bu sefer multiple sklerozu vardır, azar. Primer biliyer sklerozu vardır, romatoid artritidir, azar. Yani bu dediğim hastalıklar, işte bu immün, otoimmün hastalıklar. Onlar dikkatli olmalı. Ha, bu şu demek de değil. Bakın şimdi buradan yeni bir soru daha geldi bilimsel açıdan. Otoimmün hastalığım varsa zaten immün sistemi güçlü. Bakın güçlü ki kendi kendime saldırıyor. Koronavirüse karşı da koruyor. Hayır, orada ayrı bir sorun var. Çünkü self antijen, yani öz antijenlerimizi yabancı antijen gibi algılamak immün sistemin güçlü olduğunu göstermez. Sadece yolunun saptığını gösterir. Açtığını gösterir. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık gerçekten. Kafamızdaki soru işaretlerini de en azından şey olmuş, gidermiş olduk. Zaman zaman tekrar sizleri burada konuk edeceğiz. Zaten Ahmet Hocam'dan söz aldık. Onu programlayacağız. Vedat Hocam, ağzınıza sağlık gerçekten. Yani sizden duyunca böyle insanın içi ferahlıyor ve bir güven duyuyor. Çünkü hakikaten bu kadar yanlış ve yalanın ortada olduğu bir süreçte sağlık açısından Ankara Tabip Odası'nın söyledikleri, sizin söyledikleriniz bizim için çok değerli ve kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Ahmet Hocam, Vedat Hocam. Bizler de Türk Mimar Mühendisi Odaları Birliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Özellikle siz ve çalışma arkadaşlarınızla her zaman paydaş olmaktan, Ankara için mücadele vermekten, Saraçoğlu'ndan Gazi Üniversitesi'nin bahçesindeki ağaçlara kadar, değil mi? Son başarı oydu. Evet, evet. Gazi Üniversitesi'nin bahçesindeki ağaçların oraya kesilip cami olacaktı. Şimdi o konuda mahkeme kararı çıktı. Bizim hastanemizdeki çalışanlar hep size teşekkürlerini ilettiler bugün, onu söyleyeyim. Kimle karşılaştıysam Mimarlar Odası'na lütfen teşekkürü iletin, çünkü bahçemiz var artık dediler. Çok çok sağ olsunlar. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Alkışlıyorum. Candan Hanım ve çabalarını alkışlıyorum. Çok sağ olun hocam. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün de Güven Park'ta aslında bir koruma amaçlı imar planında iptal kararı aldık. Üst üste geldi böyle. Bugün özel bir gün herhalde. 3-4 tane böyle yürütmeyi durdurma ve iptal kararı aldık. Bu kentler açısından da iyi bir şey. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar.